Felsefe dersi birinci ünite özeti. Felsefe nedir? Bilgelik sevgisi olarak felsefe. Felsefi sorgulamayı harekete geçiren en önemli güç ya da etkenlerden biri şüphedir. Şüphe eden insan gerçekliğin göründüğü gibi olmayabileceğini, görünüşün gerisinde farklı nedenler olabileceğini düşünen ve dolayısıyla algısal görünüşlerin ötesine geçebilen insandır. Bu anlamda felsefenin doğuşunda merak ve şüphe önemli bir rol oynamaktadır. Felsefe özünde düşünen, sorgulayan, araştıran, felsefi soru ve problemlere kendi yanıtlarını vermeye çalışan insanların düşünce alışverişiyle yaşayan bir araştırma türüdür. Felsefenin en eski merkezlerinden biri olan Antik Yunan'da felsefe, Grekçe filosofya sözcüğüyle karşılanmıştır. Sevmek anlamına gelen, phileo, fiiliyle bilgelik anlamına, Sophia, sözcüklerinden türetilmiş olan filosofya bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı anlamını taşımaktadır. Bilgelik, belli bir entelektüel tutum, sağlam bir kavrayış, varlığın yapısına dair derinlikli bir vizyon, eylemlerin ilkeleri ve nihai amaçlarla ilgili kuşatıcı bir düşünüm anlamına gelir. Bundan ötürü felsefeci bir bütün olarak hayatı anlamaya, anlamlı kılmaya ve açıklamaya çalışan insanı ifade eder. Felsefe ve diğer disiplinler. Felsefe dünyayı, hayatı ve toplumu anlamaya çalışmakla kalmaz, bir yandan da bunları anlamlı kılmaya ve açıklamaya çalışır. Felsefe kalıcı ve nihai gerçekliğe nüfuz edebildiği, gerçekten var olanın ne olduğunu gösterebildiği içindir ki ön kabullere, sorgulanmamış kararlara ve kısmi görüşlere ihtiyaç duymaz. Varlığı anlamak ve açıklamaya çalışmak bilim, din, sanat ve felsefe eksenleri üzerinden gerçekleşir. Bunlardan bilim ile felsefe bütünüyle rasyonel bir temel üzerinde yükselirken din ile sanat güçlerini ve temellerini akli bir kaynaktan almaz. Bilim dünyanın düzeni doğaya içkin nedensel yasalar üzerinden açıkladığı yerde din onu aşkın bir varlığın amaçlı ve yaratıcı eylemi yoluyla anlamlandırır. Sanatın söz konusu anlamlandırma etkinliğini sanatçının yaratıcılığına bağlar. Bu durum elbette felsefe için de geçerlidir. Ancak bilim, kullandığı deneysel yöntem ve matematiksel açıklama tarzına ek olarak kanıtlama veya ispatı kullanır. Felsefede de filozof akıl yürütür veya bir takım argümanlar geliştirir. Ama bu, bir kanıtlama ya da ispattan ziyade bir gerekçelendirme veya doğrulama işlemine karşılık gelen öznel bir çabanın ürünüdür. Bu yüzden, felsefede, matematiksel bir teorem veya bir fizik yasasıyla aynı düzeyde, doğrular, yoktur, onda herkesi bağlayan genel geçer sonuçlar olamaz. Bilim ile felsefe din ve sanattan rasyonel bir temele dayanma, anlamlı kılma ve açıklama faaliyetine aklı katma noktasında da farklılık gösterir. 17. Yüzyılın bilimsel devriminden sonra doğa bilimlerinde deney yoluyla test edilebilir bir bilgi birikimi gerçekleşmiş ve bu birikim teknolojinin doğuşuna yol açmıştır. Felsefede böyle bir pratik çıkar ya da yarar düşüncesi yoktur, onun temelinde, aslında yeni bilgi üretme arzusu da bulunmaz. Onun temelinde insanın anlama ve gerçeği görme arzusu bulunur, yani felsefeyi çıkar göz etmeyen bir bilgi anlayışı harekete geçirir. Çünkü insan yalnızca çıkara ya da yarara yönelik bir varlık değildir. İnsan evrenin yapı düzenini, yaşamanın değer ve amacını, iyilik, adalet ve güzelliğin anlamını bilmek, dünyayı anlamlandırmak ister. Felsefe bu isteği karşılama çabasıdır ve onun yerine hiçbir şey alamaz. İkinci düzey bir etkinlik olarak felsefe. Felsefeyi bilim de dahil olmak üzere diğer disiplinlerden ayıran en önemli özellik onun ikinci düzeyden bir etkinlik olması olgusuna işaret eder. Felsefe bir bütün olarak dinin, sanatın ve bilimin kendisiyle tek tek bilimler üzerine ikinci düzeyden bir açıklama temin etme işini bu disiplinlerin kendilerini ele alıp onların yapılarını ve sınırlarını göstererek yapar. Ama o bu işi biraz da ilgili disiplinlerin kendi kapsamları içinde kalmakla birlikte onlar tarafından doğası ortaya konamayan şeylere bir açıklama getirerek yapar. Felsefe iki açıdan meta ya da ikinci düzey bir etkinliktir. Öncelikle doğayla ilgili sorular soran bilimin yanında felsefe bilimin kendisiyle ilgili sorular sorduğu için ikinci düzey görülür. Diğer sebep de felsefenin yine bilimin hiçbir şekilde açıklayamadığı şeylerle ilgili sorular sormasıdır. Sadece felsefe tarafından yanıtlanmaya çalışılan bu sorulara büyük sorular denir. Büyük soruların net ve değişmez yanıtları herkese uygulanabilecek hazır reçeteleri yoktur. Daha doğrusu bu soruların felsefe yoluyla gösterilen öznel çaba ile tek tek kişilerin kendileri tarafından sorulup yine kendileri tarafından, kendileri için yanıtlanmaları gerekir. Felsefenin kurucu, analitik ve eleştirel boyutları. Felsefenin kurucu veya bütünleştirici, analitik ve eleştirel boyutları farklı tarihlerde ortaya çıkıp gelişen üç ayrı felsefe tarzıdır. Kurucu ya da bütünleştirici boyut, klasik felsefenin ayırt edici özelliğidir en önemli temsilcileri Platon, Aristoteles, Akuinalı Thomas, 1225 ila 1274, Farabi, 874 ila 950, Rene Descartes, 1596 ila 1650, Godfrey Leibniz, 1646 ila 1716, Baruch Spinoza, 1632 ila 1677, Kant ve George Wilhelm Hegel, 1771 ila 1831 gibi düşünürlerdir. Felsefenin önemli ölçüde metafiziksel yönünü açığa vuran bu boyut, filozofların başta varlık olmak üzere, bilgi, değer ve toplum üzerine geliştirdikleri, çok üzerindeki biri, ortaya koyan teorilerde somutlaşır. Platon'un idealizmiyle materyalistlerce geliştirilen atomcu teori en yüksek düzeyde kurucu veya bütünleştirici teoriler olup varlığın bir alanına değil, neredeyse tüm yönlerine, hakikatin bütününe anlamlı açıklamalar getirmiştir. Analitik felsefe 20. yüzyılda Anglo-Sakson dünyada büyük ölçüde klasik ya da metafiziksel felsefe geleneğine bir tepki olarak gelişir. Dile dayalı bir felsefe anlayışını cisimleştiren ve daha ziyade kavram analizi çalışmalarıyla belirlenen analitik felsefenin önemli temsilcileri arasında Bertrand Russell (1872-1970), George Edward Moore 1873 ila 1958 Gilbert Ryle, 1900 ila 1976 Ludwig Wittgenstein, 1889 ila 1951 gibi düşünürler bulunur. Felsefeci, felsefenin analitik boyutu söz konusu olduğunda Kavramları açıklığa kavuşturmaya, kavramlar arasındaki ilişkileri gözler önüne sermeye, akıl yürütme ya da çıkarımların mantıksal yapısını serimlemeye, düşünce ya da tezlerin sağlam bir şekilde gerekçelendirilmesine çalışır. Felsefenin en az bütünleştirici boyutu kadar önemli olan çözümleyici boyutu arasındaki ilişkiyi Sokrates ve Descartes açıkça görmüştür. Sokrates, X nedir, şeklinde özetlenebilecek sorularla felsefenin öncelikle analitik bir etkinlik olduğu inancıyla insanların zihinlerinde bir açıklık yaratmaya çalışmıştır. Böylece, Platon bütünleştirici felsefe anlayışına, hocası Sokrates'in analitik felsefe anlayışını gördükten sonra ulaşmıştır, denebilir. Sokrates'ten 2000 yol sonra Descartes de apaçıklık ve sentez kuralı YLA analiz kuralını ortaya koymuştur. Eleştirel felsefe ise esas itibarıyla 20. yüzyılda Almanya ve Fransa'da klasik ve analitik felsefeyi eleştirerek ortaya çıkar. Kıta felsefesinde somutlaşır. Kıta felsefesinin eleştirel yönelimi Friedrich Nietzsche, 1844 ila 1900, Martin Heidegger, 1889 ila 1976, Jacques Derrida, 1830 ila 2004 ve Michel Foucault, 1926 ila 1984 benzeri düşünürlerde oldukça açık bir biçimde ortaya çıkar. Eleştirel felsefe, felsefenin tamamen yeni bir yönü olmayıp bir anlamda ya analitik boyutun derinleştirilmesinden ya da çözümleyici boyut ile bütünleyici boyutun daha bir üst düzeyde sentezlenmesinden oluşur. Bunu en iyi Nietzsche'nin iyi ve kötü kavramlarına ilişkin analiziyle Foucault'un bilgi kavramına dönük analizinde görebiliriz. Nietzsche, hemen bütün kavramlar gibi, iyi ve kötü kavramlarının da çıkardan bağımsız olmadığını öne sürerek bu kavramların güç kavramıyla olan ilişkilerini araştırdı. Foucault'un geliştirdiği kavram ise, iktidar bilgi kavramıdır. O da, tıpkı niş gibi, bilgi ya da hakikat isteğinin çok daha temelde bulunan bir güç isteminin tezahürü olduğunu düşünür. Dolayısıyla, onun söz konusu kavramı bilginin her zaman belli bir iktidar şebekesinin göreli ve sorgulanabilir ifadesi olduğunu ortaya koyar. Felsefenin konularıyla alt alanları, insan hayatında aynı anda birçok işi gerçekleştiren felsefenin kapsamına girmeyen bir şey neredeyse yok gibidir. Onun aynı anda birçok işlevi yerine getiren bir disiplin olmasına işaret eden Wittgenstein, felsefeyi alet kutusuna benzetmiştir. Felsefenin varlık, bilgi ve değer olmak üzere üç temel konusu vardır. Dolayısıyla bu üç ana başlık etrafında şu alt alanlar görülür: bilgi felsefesi ya da epistemoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi, metafizik ve zihin felsefesi, etik, hukuk felsefesi ile siyaset felsefesi, estetik, din felsefesi. Felsefenin birbirinden önemli bu on dalına eğitim felsefesi. Tarih felsefesi ve sosyal bilim felsefesi gibi son derece önemli bazı felsefe disiplinleriyle zenginleştirmek kadar aslında varlık, bilgi ve değer gibi üç konu başlığı etrafında yeniden organize etmek de mümkündür. Varlığı konu edinen disiplinler arasına metafizik ile zihin felsefesi girer. Bilgi konusunu ele alan tek disiplin epistemoloji değildir. Benzer şekilde etik, siyaset felsefesi, estetik, hukuk felsefesi ve din felsefesi de birlikte ele alınabilir. Zira bu disiplinlerin konuları ne kadar farklı olursa olsun onlar değer ortak paydasında birleşirler. Felsefenin değeri Felsefenin değeri bireysel ve toplumsal düzeydeki katkıları neden kaynaklanır? Bu bağlamda bireysel açıdan değerli sayılmasının başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir. Felsefe mutluluk amacı için bir araçtır. İnsana entelektüel bir keyif, manevi bir haz verir. Felsefe, varoluşun anlamıyla ilgili temel sorular sorarak insanın kendisini tanıma imkanı sağlar. Dolayısıyla neyin elde olup olmadığını gösterir. Karşılaşılan sorunların üstesinden gelmekte yardımcıdır. Kafa ve kavram karışıklığını gidermeye yarar. Kısaca toplumsal katkıları da şunlardır. Demokrasinin gelişmesine ve işleyişine önemli katkılar yapar. Gerçekten de felsefeye farklılıklara saygı göstermek, başkalarıyla birlikte yaşamanın asgari koşullarını temin etmek için ihtiyaç duyulur. Zira gerçekler özgürce çarpışan farklı düşüncelerden doğar. Aksi takdirde geriye kalan tek alternatif, hataların ve yanlışların zorla kabul ettirilmesine boyun eğmek olur. Alfred North Whitehead'in, 1861 ila 1947, de söylediği gibi felsefe, her türlü medeni çabanın gerisinde bulunması gereken kavrayış ve basireti, değer ve önem duygusunu yaratan, en önemli güç olmak durumundadır. Felsefe dersi 2. ünite özeti. Epistemoloji, giriş, Yunanca bilgi anlamına gelen, episteme, ve söz, akıl, bilim, açıklama, Teori anlamlarına gelen logos sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen epistemoloji, bilgi teorisi ya da bilgi bilimi, birbiriyle ilintili beş ana problemle ilgilenir. Söz konusu problemlerden ilki, bilginin doğası ve türlerine ilişkindir. İkincisi, bilginin doğruluğuyla ve doğruluğun özünün ne olduğuyla, üçüncü problem bilginin kaynağıyla, dördüncüsü bilginin mümkün olup olmadığıyla, beşincisi ise bilginin sınırlarıyla ilgilidir. Epistemoloji ile kapsamlı biçimde meşgul olan ilk filozof, ünlü Yunan düşünürü Platon olmuş, daha sonra Antik Yunan'da başta Aristoteles ve Pirin gibi Yunan kuşkucularıyla, Orta Çağ'da Aziz Agustinus, Akuinalı Thomas, İbni Sina ve Farabi gibi filozoflar bilgi konusunu ele almışlardır. Bununla birlikte, modern felsefede ve 20. yüzyılın analitik felsefesinde Descartes, Leibniz, John Locke, Hume, Kant ve Russell bilgi konusuna eğilen düşünürlerdir epistemoloji de bilgi kavramını genel olarak ele alır, bilgiyi bilgi olmak bakımından sorgular. O, bilginin insan zihninde nasıl oluştuğunu araştırmaz. Bu, bilim adamlarının ve bilimlerin konusudur. Bilgi kavramının kendisinin incelenmesi ve aydınlatılması, bilginin kazanılması süreçlerinden farklı ve felsefi nitelikte olan bir irdelemeyi gerektirir. Bilginin doğası, bilginin kurucu öğesi öz nedir? Zira o, bilgi ilişkisinde aktif bir tavır sergiler, bir nesneye yönelerek onu kendisine konu yapabilir. Oysa nesne, bilen öznenin kendisine yöneldiği pasif varlıktır. Demek ki bilgi ilişkisinde belirleyici olan öznedir, zira onun amaçlı yönelimi olmadan bilgiden söz edilemez. Bilginin üç kurucu öğesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bilginin öznesi olarak bilen zihin, ikincisi, algılanan bir nesne, bir canlı veya bir önerme olarak bilginin konusu ya da nesnesi olan şey, üçüncü bileşen ise, bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin ürünüdür. Bu üç öğeden hangisinin temel alındığına bağlı olarak bilgi üç farklı biçimde tanımlanmaktadır. Bilen özne ya da zihin durumunu temel alan tanım bilgiyi, bilenin zihin hali veya entelektüel bakımdan kaydettiği ilerlemeyle açıklar. İlk temsilcisi Platon olan bu bilgi anlayışının diğer önemli temsilcisi ise Alman filozof Hegel'dir. Bilginin tanımlanması noktasında ikinci anlayış, bilgiyi nesnesi üzerinden ele alır. Bu anlayışı temsilen Platon, değişen bir şeyle ilgili olarak oluşturulan bir betimlemenin, o şey sürekli değişmekte olduğu için geçersizleşeceğini öne sürmüştür. Ayrıca bu tanıma göre, bilgi tümellerin, yani türlerin, cinslerin veya genellerin bilgisi olmak durumundadır. Üçüncü anlayış ise, bilgiyi bir ürün olarak ele alan, üç öğeli ya da koşullu, bilgi anlayışıdır. Bu görüşe göre, bir öznenin bir önermeyi bilmesi için, inanç, doğruluk ve haklılandırma veya gerekçelendirme olmak üzere üç koşulun sağlanmış olması gerekir. Bilginin doğruluğu, Doğruluk bağlamında felsefi veya epistemolojik olarak sorulan, neyin doğru olduğu, neden ziyade, doğruluğun ne olduğu, sorusudur. Hakikat ile realite, doğruluk ile gerçeklik birbiriyle sıklıkla karıştırılır. Gerçeklik zihinden bağımsız olarak ve gerçekten var olan varlığı ifade eder, oysa doğruluk, kabaca gerçekten var olanı olduğu şekliyle ifade eden önerme ya da bilginin bir özelliği olmak durumundadır. Bu nedenle epistemoloji, alanındaki önermelerden hangilerinin doğru olduğunu, hangi önermelerin doğruluk özelliğine sahip bulunduğunu keşfetmeyi amaçlayan bilimden farklılık gösterir. Bununla birlikte doğruluk, varlığın ya da gerçekliğin değil, bilgi ya da önermenin bir özelliğidir. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise, hakikat ile, realite, doğruluk ile, gerçeklik, kavramlarının birbirlerinden farklı olduğudur. Gerçeklik, zihinden bağımsız var olanı ifade ederken, doğruluk, gerçekten var olanı olduğu şekliyle ifade eden önerme ya da bilginin bir özelliği olmak durumundadır. Epistemolojide hakikat veya doğruluk ile ilgili olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Söz konusu görüşlerden biri, bir tümcenin ya da önermenin ona karşılık gelen olay, olgu veya durumun fiilen var olması koşuluyla doğru olduğunu ileri süren, mütekabiliyetçi doğruluk görüşüdür. Örneğin, kar beyazdır, önermesinde, karın beyaz olduğu inancı doğruluğunu dış dünyanın belli bir özelliğine, karın beyaz olması olgusuna borçludur. Esas olarak ampirik nesne veya deneyimsel olgularla ilgili olan mütekabiliyetçi doğruluk anlayışı, günümüzde de kabul görmekle birlikte, esas olarak modern felsefe öncesi dönemde benimsenmiştir. Modern felsefe yıl birlikte ise, doğruluk anlayışında, temsil epistemolojisinin etkisi görülür. Temsil epistemolojisi, öznenin zihinsel yapısının nesneyi temsil edebilme ve dış dünyaya ayna tutabilme gücünü merkeze alan modern epistemoloji anlayışını ifade eder. Bu anlayışta öznenin esas itibarıyla kendi zihin içeriklerini bildiği, kendi dışındaki nesnelerin bilgisine ise onların zihindeki temsilleri aracılığıyla eriştiği kabul edilir. Bu düşünce temelinde ve insanın sadece deneyimsel olguları değil aynı zamanda ampirik olmayan a priori doğruları da bildiği düşüncesinden hareketle doğruluk, inanç ya da önermenin apaçıklığı, tutarlılığı veya işe yararlılığı gibi çeşitli ölçütlerle tanımlanır. Bir takım ölçütlerle uyuşma olarak doğruluk, kuramlarının ilk ve en seçkin örneği, doğruluğu, apaçıklığıyla özdeşleştiren anlayıştır. Apaçıklık olarak doğruluk anlayışı, doğru yargının kendi iç özelliklerinden tanındığını ve doğru olduğunu apaçıklığıyla bizzat kendisinin gösterdiğini öne sürer. Ölçütlerle uyuşma olarak doğruluk anlayışının bir başka türü doğruluğu inançlar arasındaki tutarlılık ilişkisiyle özdeşleştiren, bağdaşımcı doğruluk görüşüdür. Söz konusu anlayış, doğrulamanın bütüncül olduğu, başka bir deyişle, bir inancın tutarlı ve uyumlu bir inançlar kümesinin parçası olduğu zaman doğrulandığı düşüncesine yaslanır. Yani bu anlayışa göre doğruluk, inançların, düşüncelerin, bilgilerin kendi aralarında birbirleriyle uyuşmalarına dayanır. Bağdaşımcı veya tutarlılık olarak doğruluk görüşünün biraz daha gelişmiş biçimi ise, mutabakatçı doğruluk anlayışıdır. Bu anlayışta doğruluk, inanç ya da önermenin başka insanların inançlarıyla bağdaşmasında aranır. Bir başka doğruluk anlayışı ise William James ve John Dewey gibi düşünürler tarafından geliştirilmiş olan, pragmatist doğruluk anlayışıdır. Bu anlayışta, doğru inanç ya da önermelerin istenen sonuçlara yol açan, eylemleri teşvik eden kabul ya da inançlar oldukları savunulur bilgi türleri, bilgi türleri için yapılan üç temel ayrımdan bahsedilebilir. Bu ayrımlardan ilki, olduğundan başka türlü olamayan şeyleri veya bağıntıları dile getiren, zorunlu, apodeiktik, bilgi, ile olduklarından başka türlü olabilmeleri bir çelişki yaratmayan şeylerin bilgisi anlamında, olumsal bilgi, arasında yapılır. Örneğin, yarın yağmur yağacak ya da yağmayacaktır önermesi, üçüncü bir alternatif olmadığı için zorunlu bilgi türünün bir parçasını oluştururken, yarın güneş doğudan doğmayacaktır önermesi bir zorunluluk içermediğinden olumsal bilginin kapsamına girer. Bu ayrımı tamamlayan ikincisi, a priori bilgi ile a posteriori bilgi arasındaki ayrımdır. A priori bilgi deneyime dayanmayan, tecrübe yoluyla kazanılmamış olan bilgiyi ifade ederken, A posteriori bilgi deneyim yoluyla kazanılan bilgidir. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Russell ise bilgiyi betimleme yoluyla bilgi ve tanışıklık yoluyla bilgi olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutar. Buna göre tanışıklık yoluyla nesneler, betimleme yoluyla da gerçekliğin doğru temsilleri olarak önermeler bilinebilir. Bilginin kaynağı Doğru bilginin hangi güç veya zihinsel yetiler aracılığıyla sağlandığına ilişkin, akılcılık, deneyimcilik, ampirizm, sentezci yaklaşım ve sezgicilik olmak üzere dört ana tutum bulunur. Önemli temsilcileri arasında Parmenides, Platon, Descartes, Spinoza ve Leibniz'in bulunduğu, akılcılık, bilginin tek kaynağının ve sınama ölçütünün akıl olduğunu, zorunlu ve kesin doğruların deneyimle edinilemeyeceğini öne sürer. Bu tutumu benimseyenler, kendilerine matematiği örnek alıp tüm dengelimsel sistem idealini öne çıkarırlar. Deneyimcilik, ise, bilginin kaynağını akılla değil tecrübe veya deneyimle açıklar. John Locke, George Berkeley Hume, John Stuart Mill ve Bertrand Russell gibi deneyimciliği benimsemiş olan düşünürler, bilgi modeli olarak doğa bilimlerini, araştırma yöntemi olarak da tüme varımsal akıl yürütme yöntemini benimsemişlerdir. Sentezci yaklaşım, bilginin kaynağını akıl ve deneyimin ortak katkılarında bulur. Bu yaklaşımın en önemli temsilcileri arasında Aristoteles ve Kant yer alır. Son olarak, sezgicilik, bilginin kaynağını sezgide görür. Bu görüşün ideal temsilcisi Fransız düşünürü Henry Bergson, sezginin gerçekliğin şemasını değil bizzat kendisini bilme imkanı verdiğini söyleyerek, bilimi eleştirmiştir bilginin imkanı, bilginin imkanına ilişkin olarak birbirine karşıt iki farklı anlayış bulunur. Bu anlayışlardan ilki, bilginin imkansız olduğunu, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, insan zihninin kesin olan hiçbir doğruya ulaşamayacağını öne süren, kuşkuculuk, septisizm, ikincisi bilginin mümkün olduğunu ileri süren, dogmatizmdir. Kuşkuculuk, genel ya da lokal ve bilgiyle ya da inançla ilgili olmak üzere farklı türlere ayrılır. Genel kuşkuculuk, bilginin hiçbir yer ya da alanda, hiçbir şekilde mümkün olmadığını öne sürerken, lokal kuşkuculuk, bazı bilgi türlerinin veya başka zihinler türünden belli bir takım şeylerin bilgisinin imkansız olduğunu öne sürer. Buna ek olarak, bilgi septiği, bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunurken, inanç septiği, herhangi bir inanca sahip olma hakkımızın bulunmadığını, hiçbir inancın bir diğerinden daha iyi olmadığını savunur. Kuşkucuların görüşleri çeşitli argümanlardan beslenir. Bu argümanlardan en eskisi olan, görüşlerin çelişmesiyle ilgili argümanın kaynağında sofistler bulunur. Yunan dünyasının gezgin filozofları olan sofistler, farklı insanların görüşlerinin birbirlerine karşı olduklarını görmelerinin bir sonucu olarak tek, değişmez ve evrensel bir hakikate ulaşılamayacağı sonucuna varmışlardır kuşkucuların bir diğer argümanı olan görelilikle ilgili argümana göre ise her şeyin ölçüsü insandır. Örneğin, aynı rüzgarın bir kimseye soğuk, bir başkasına sıcak gelmesinden çıkan sonuç, aynı rüzgarın kendisine soğuk görünen kişi için soğuk, sıcak görünen kişi içinse sıcak olduğudur. Sofist Protagoras'a ait olan bu görüşten her şeyin bireyin perspektifine bağlı ve bütün perspektiflerin aynı değerde olduğunu Dolayısıyla mutlak hakikatlerin olamayacağını söyleyen perspektivizm görüşü ortaya çıkar. Buna göre nesnel doğrular yoktur. Sadece birbirlerinden tümüyle farklı öznel görüşler vardır. Bir diğer argüman hata ihtimaline gönderme yapan argümandır. Buna göre bilen öznenin hataya düşmesi veya bilgiye temel teşkil eden inancının yanlış olması durumunda bilgi asla mümkün olmaz. Kuşkucuların bir diğer önemli argümanı, birkaç argümanı veya en azından ölçüt problemi ile kısır döngü problemini bir araya getiren, döngüsellikle ilgili argümandır. Sonsuzca geriye gidişle ilgili argümana göre ise, bir iddiayı temellendirmek veya kanıtlamak için getirilen ispatın kendisi başka bir ispata, bu sonuncusu da bir başka ispata ihtiyaç duyacağından, bu durum bu şekilde geriye doğru devam edip gider. Bundan sakınmanın yolu ise, Tek tek her şeyin ispatlanmasının imkansız olması nedeniyle, bir şeyleri ispatlamadan doğru kabul etmekten geçer. Bilginin sınırları, insan bilgisinin sınırlarına ilişkin olarak epistemolojinin temel sorusu, öznenin kendi dışındaki nesneleri gerçekte olduğu şekliyle bilip bilemeyeceği üzerinedir. Bu soruya ilişkin olarak realizm ve idealizm olmak üzere iki karşıt anlayış bulunmaktadır. Realizm İnsan zihninin varlıkları gerçekte oldukları şekliyle bilebileceğini söylerken, idealizm zihni temel alarak insanın varlıkları kendisine göründüğü şekliyle bilebileceğini ileri sürer. İnsan bilgisine bir sınır çekilemeyeceğini, öznenin zihin dışı nesneleri gerçekte oldukları şekliyle bilebileceğini söyleyen epistemolojik realizm, bilen özneden değil varlıktan yola çıkarak insandan bağımsız bir dış gerçekliğin bulunduğunu kabul eder. Bu çerçevede Aklın dış gerçekliğin aynası olduğunu ve kendi dışındaki varlığı gerçekte olduğu şekliyle bilebileceğini savunur. İnsan zihninden yola çıkarak öznenin dış gerçekliği veya kendisinin dışındaki nesneleri olduğu şekliyle değil, kendisine göründüğü veya zihinsel donanımına uygun düştüğü şekliyle bildiğini ifade eden anlayış ise epistemolojik idealizmdir. Epistemolojik idealizmin içkin epistemolojik idealizm ve transcendental epistemolojik idealizm olmak üzere iki ayrı biçimi vardır. En kusursuz temsilcisi George Berkeley olan içkin epistemolojik idealizm, insan zihninin bilme sürecinde ancak kendi zihin içeriklerini bilebileceğini ve dolayısıyla zihninin dışına çıkamayıp onunla sınırlı kalacağını kabul eder. Öznel idealizmin ikinci versiyonu, Kant tarafından temsil edilen transcendental epistemolojik idealizmdir. Kant, bilginin sınırlı olduğunu, bilen öznenin bildiği şeyin nesnenin veya varlığın kendisi olmayıp sadece algısal deneyiminin konusu olan şey, yani fenomen olduğunu öne sürer. Kant'ın akla ya da insan zihnine yüklediği rol pasif bir alıcılık veya yansıtıcılık değil, kurucu bir roldür. Başka bir deyişle, bilginin nesnesi olarak fenomenin zihinden bağımsız bir nesne olmayıp insan zihni tarafından inşa edildiğini ve yapılandırıldığını söyler. Felsefe dersi 3. ünite özeti. Metafizik. Giriş. Kabaca, varlığa ilişkin genel ve rasyonel soruşturma olarak tanımlanabilen metafizik, felsefenin en önemli alt dallarından birisidir. Metafiziğin en temel ayrımlarından biri görünüş gerçeklik ayrımıdır. Söz konusu ayrım metafiziğin kendisinin de akla dayalı bir soruşturma olduğunu gözler önüne serer. Ayrıma göre insanın duyuları onu varlığın görünüşüne götürürken aklı gerçekliğe nüfuz etmesini sağlar. Aristoteles'in metafiziği ilk felsefe olarak nitelemesi ve filozofun ilk görevini varlıkların özünü ya da maddelerin özelliklerini araştırmak olduğunu belirtmesi, metafiziğin felsefe içindeki önemine işaret etmektedir. Aristoteles'in yazma eserlerini bulan Rodoslu Andronikos, Aristoteles'in ikinci felsefe olarak tanımladığı fizik adlı eseriyle ilişkili olarak, ilk felsefenin ele alındığı esere, metafizik ismini vermiştir. Yunanca'da ötesi anlamına gelen meta önekinin kullanılmasıyla, ilk felsefe, fiziğin ötesinde anlamına gelen metafizik ismiyle özdeşleşmiştir. Metafiziğin imkanı. Aristoteles eserinde varlığı araştırırken soyut nesnelerde tanrının varoluşunu da gündeme getirmiştir. Bu gündem orta çağ boyunca varlığını devam ettirerek varlığı tanrı üzerinden anlamaya odaklanmış bir metafizik anlayışını doğurmuştur. Bu sebeple modern felsefede bilimi esas alan filozoflar metafizik alanını eleştirmiş ve karşı çıkmışlardır. Metafiziği eleştirenlerin başında Hume bulunmaktadır. Metafiziğin alanının aklın kavramları yoluyla bilinemeyeceğini savunan Hume, bu sebeple metafiziğin ilgilendiği konuların bilinmesinin imkansız olduğunu belirterek metafiziği eleştirmiştir. Pozitivizmin kurucularından Auguste Comte da metafiziği teolojinin bir uzantısı olarak algılamış ve insan zihninin olgunlaşmamış bir döneminde ortaya çıkan bir evre olarak nitelemiştir. İnsan zihninin ve uygarlık tarihinin üç evreden geçerek ilerlediğini öne sürmüştür. Bunlardan birincisi dini evre, ikincisi metafizik evre, üçüncüsü de pozitif evredir. Dini evrede insanlar doğal olayları doğaüstü güçlerle açıklarken ikinci evrede ise insanlar doğal olayları özlerle ve gözlemlenemeyen güçlerle açıklama yoluna giderler. Dinin kalıntısı olan metafizik, onda ilerlemenin önündeki bir engel olarak görülür. Var olmayan bir alana ilişkin sadece akla dayalı olarak bilgi üretme etkinliği Kant'a göre bilimsel bilginin gözleme ve deneyime dayanan güvenilir niteliğinden yoksundur ve bu nedenle imkansızdır. Metafiziği eleştiren diğer düşünür Kant olmuştur. Bilginin deneyim üzerinde yükselebileceğine dikkat çeken Kant, bir anlamda insanın sadece algıladığı şeyleri yani fenomenleri bilebileceğini belirtmiştir. Metafizik alanına yani numenler alanına geçildiğinde akıl ve deneyimin işbirliği olan bilginin imkansız hale geldiğine dikkat çeken kant, metafiziği genel metafizik ve özel metafizik olmak üzere ikiye ayırmış, genel metafiziği ontoloji ile özdeşleştirmiş ve özel metafiziği rasyonel teoloji, rasyonel psikoloji ve rasyonel kozmoloji bölümlerine ayırmıştır. Başka bir deyişle, metafizik alanla, yani duyuların ötesinde kalan numenler ile ilgili sorular, üç başlık altında toplanabilir. Tanrı ile ilgili sorular, ruh ile ilgili sorular ve nihayet, evrenin başı sonu veya maddenin yapısı ile ilgili sorular. Bu soruların ilgili olduğu üç konu veya varlık alanından her üçü de duyuların ötesinde kalır. Duyuların ötesinde kaldıkları için, bu konularla ilgili olarak bizim elimizde duyusal malzeme olamaz. Bu eksiklik nedeniyle, akıl ve duyuların işbirliği sonucu ortaya çıkan bilgi, metafizik alanından elde edilemez. Duyular çalışmayınca ve gözlem olmayınca akıl, metafizik alana geçtiğinde bir başına kalır ve Kant'ın deyimiyle antinomilere, yani çelişkilere düşer. Antinomi, biri tez diğeri antitez olacak şekilde, birbiriyle tutarsızlık ilişkisi içinde bulunan iki önermeden meydana gelen önerme çiftidir. Kant, Duyuların ötesinde kalan alanla ilgili bilgimiz ve kanıtlarımız olamayacağını belirtmiş, bu sebeple insan bilgisini fenomenlerle sınırlamıştır. Eğer varlık üzerinde durup düşünmeye başlarsak, varlık sözcüğünün ne kadar gizemli olduğunun az çok farkına varırız. Bu olguya ilk olarak Alman düşünür Heidegger dikkat çekmiştir. Çünkü o biz insanların var olanların varlıklarına şaşırıp hayret etmediğimizi varlık olgusunu göz ardı ettiğimizi, söylemekteydi. Metafiziğin konusu ve alanları, metafizik varlığı olabilecek en genel özellikleriyle ele alır ve öncelikle var olmanın, bir varlık olmanın ne anlama geldiğini soruşturur. Metafiziğin konu alanları üç tanedir, ontoloji, teoloji, kozmoloji ve arkeoloji. Söz konusu dört bileşik sözcüğünde kökeninde Yunanca sözcükler bulunur hepsinde ortak olan, logos, bilim, rasyonel açıklama anlamına gelir. Ontolojideki, tuon, var olan, teolojideki, teos, tanrı, kozmolojideki, kozmos, evren ve arkeolojideki, arke, bilgi bakımından ilk olan demektir. Aristoteles metafiziği üç dala ayırmıştır. Bunlardan birincisi, var olana ilişkin kavramsal ve rasyonel bir araştırma olarak tanımlanan ontolojidir. Bu alandaki metafiziksel araştırmalar, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan varlık, olarak tanımlanan töz kavramı üzerinden yürütülür. Ontoloji olarak metafizik, varlık ile varoluşa ve değişmenin doğasına ilişkin araştırmalardan meydana gelir. Aristoteles'in sınıflandırmasına göre metafiziğin ikinci bölümü teolojik-kozmolojik araştırmalardan oluşur. Evrenin kaynağı, ilk nedeni, nihai bileşenleri, evrende bir amaçlılığın olup olmadığına dair araştırmalar bu alanda yer alır. Üçüncü bölüm ise, bütün araştırmaların temelinde bulunan ilkelere ilişkin bir inceleme ve soruşturmadan meydana gelir. Aristoteles'ten sonra pek çok filozof tarafından, ilk ilkelere ya da nihai ve çürütülemez hakikatlere ilişkin araştırma, olarak tanımlanmıştır. Tıpkı felsefe gibi metafiziğin kendisi de ikinci düzey bir soruşturmadan meydana gelir. O, bilimlerin varsaydığı ama açıklama getiremediği ilkeler üzerinde yoğunlaşır. Bu tartışmaya göre, bilimlerde dahil olmak üzere bütün disiplinlerin bir takım kabullerde bulundukları, bir şeyler tartışmadan kabul ettikleri yerde, hiçbir şeyi sorgulamadan bırakmayan metafizik bütün disiplinlere ilk ilkelerini temin eder. Ontoloji olarak metafizik ontolojiyi var olmanın ne olduğunu, neyin gerçekten var olduğunu araştıran metafizik türü olarak tanımlamıştık. Ontoloji olarak metafizik karşımıza üç farklı şekilde, töz metafiziği, bir süreç felsefesi ve bir varoluş felsefesi olarak çıkmaktadır. Töz metafiziğinde gerçeklik veya gerçekten var olana ilişkin araştırma töz kavramı üzerinden yürütülür. Töz metafiziği, bununla birlikte statik bir varlık anlayışı üzerine yükselir. Söz konusu töz metafiziğinin değişmeyi, varlığın değişen yüzünü atladığı gerekçesiyle geliştirilen varlık görüşüne, oluş ya da değişme temelli bir varlık anlayışı üzerine yükseldiği için bu kez oluş ya da süreç felsefesi adı verilir. Gerek töz metafiziği gerekse süreç felsefesi insanın doğasındaki nesnel varlık alanına, doğal dünya ile ilgili nesnel hakikatlere yöneldiği için, onların beşeri gerçekliği atlayan, İnsanı da neredeyse taş, toprak benzeri bir varlık olarak ele alan felsefeler oldukları söylenebilir. İşte bu duruma bir tepki olarak gelişen ve varlığı insani bir perspektiften ele alan metafizik anlayışına existence ya da varoluş felsefesi adı verilir. Teolojik, kozmolojik metafizik, metafiziğin ikinci ana bölümü, bu kez ontolojiyle değil de sırasıyla teoloji ve kozmolojiyle özdeşleşen bir disiplin ya da araştırma türü olarak metafiziktir teoloji, tanrı bilim, anlamına gelir. Yani o, tanrıyı ele alan, tanrıyla ilgili olan disiplin anlamını taşır. Bunlardan teolojik metafizik söz konusu olduğunda, metafizik bir bütün olarak varlığının kaynağının, evrenin ilk nedeninin ne olduğu sorusu üzerinde yoğunlaşır. Buna mukabil kozmolojik metafizik veya metafiziksel kozmoloji söz konusu olduğunda, metafizik evrenin nihai bileşenlerinin ne olduğu, onun varoluşunun bir amacı olup olmadığı, evrendeki düzenin nasıl açıklanabileceği sorularına bir yanıt getirmeye çalışır. İlk ilkelerin bilimi olarak metafizik. Metafiziksel problemlerin üçüncü öbeği doğayla ilgili araştırmalardan kaynaklanan problemlerin oluşturduğu öbektir. Metafizik açısından doğa burada, dünyanın ve evrenin bütünüyle özdeş olmak yerine doğa bilimleri tarafından konu alınan, kendi yasalılığına sahip özel bir varlık alanı olarak değerlendirilir. Doğaya ilişkin bilimsel araştırmanın mümkün veya başarılı olması için, doğanın yapısına ilişkin üç ana başlıkta toplanan problemlerin çözüme kavuşması gerektiğine inanılır. Bu problemlerin başında, dünyanın zamansal ve mekansal kuruluşuyla ilgili problemler gelir. Mekana ve zamana ilişkin açıklamaların geliştirildiği bu alandan sonra, en azından klasik metafizikte özdeşlik ve çelişmezlik ilkesi benzeri ilkelerin ele alındığı ayrı bir alan gelir. Bu problemlerin yanı sıra, determini zm, belirlenimcilik, ve endetermini zm, belirlenimsizcilik, karşıtlığıyla ilgili problem doğaya ilişkin problemlerin en önemlileri arasındadır. Doğanın nedensel kuruluşuyla ilgili olan bu problem, doğadaki her şeyin bir nedeni olup olmadığı sorusuyla boğuşur. Determinizm, doğada ortaya çıkan olayların seyrinin değişmez yasalara tabi olduğunu, evrende olup biten her şeyin bir nedensellik bağlantısı içinde gerçekleştiğini savunan yaklaşımdır. Determinizm sırasıyla, hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ya da hiçbir şeyin mutlak olarak yok olup gitmeyeceği ilkesiyle, hiçbir şeyin koşulsuz bir biçimde ve düzensiz olarak ortaya çıkamayacağı ilkesinden meydana gelir determini zm problemi ile ilgili tartışma aynı zamanda nedensellik ilkesinin evrensel geçerliliği ile ilgili bir tartışmadır. Nedensellik ilkesine evrensel bir geçerlilik yüklenmesine ve dolayısıyla her olayın bir nedenin sonucu olduğunun öne sürülmesine determini zm adı verilir. Nedensellik konusunu maddi, fail, formal ve ereksel nedenden söz ederek açıklayan Aristoteles'ten sonra, nedensellik ontolojik temel üzerinde ele alınmıştır. Hume'dan önce öne sürülmüş olan geleneksel görüş, nedenselliğin gerçek olaylar arasındaki nesnel bir karşılıklı bağımlılık ilişkisini içeren fiili bir özellik olduğunu ileri sürmüştür. 17. yüzyıldan itibaren, özellikle İngiliz deneyimcileri tarafından nedensellik epistemolojik bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Bu görüşe göre nedensellik, şeylerin kendilerinin bir özelliği olmayıp yalnızca onlara ilişkin algı ve bilgimizle ilgilidir. Hume için nedensellik yalnızca zihinsel izlenim ya da idealler arasındaki bir ilişki olup zihinsel alışkanlıklarımızı dünyaya yüklemekle ilgili bir mesele olarak ortaya çıkar. Hume birbirlerine neden-sonuç ilişkisi yoluyla bağlanmış olduğuna inanılan iki olay arasında bizim sadece mekansal süreklilikle zamansal önceliği bulup doğrulayabildiğimizi ileri sürer. Bu ise nedensel ilişkinin özde alışkanlığa bağlı tutumlarımızın ve zihnimizde olup bitenlerin dışa vurumundan ibaret olduğu anlamına gelir. Nedensellik ilişkisi sonradan rasyonalizm tarafından da epistemolojik bir kategori olarak ele alınmıştır. Fakat rasyonalizme göre nedensellik düşüncenin zorunluluğu olup a priori bir düzenleyici ilkeye karşılık gelir. Bu yüzden nedensellik bilimin bir sonucu değil ön kabulüdür. Leibniz'in görüşüne göre, nedensellik yeter neden ilkesinin belli bir şekline karşılık gelir. Kant da aynı görüşü savunmuştur. Kant'a göre, nedensellik deneyimde doğrulanabilir olma fakat deneyimden türetilmeme, analiz edilememe anlamında sentetik bir ilkedir. Bu açıdan bakıldığında, Kant'ın nedenselliği bir kategori ve deneyimin bir koşulu olarak ortaya koyan nedensellik anlayışının Hume'un idelerin çağrışımı ilkesine dayalı olan nedensellik anlayışına verilmiş bir cevap olduğu öne sürülebilir. Felsefe dersi 4. ünite özeti. Bilim felsefesi. Bilim felsefesi, felsefenin, bilimi konu edinen alt dalı ya da disiplinine bilim felsefesi denir. Bu felsefe disiplinin en fazla yüzyıllık bir geçmişi vardır. Bilim felsefesinin doğuşunda özellikle doğa bilimleri alanında 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaşanan büyük değişimler etkili olmuştur. Bilim ve teknolojinin etkisini kültürün bütün alanları üzerinde hissettiren yayılımı da bilimi felsefe yoluyla anlama ve değerlendirmenin zorunluluğunu hissettiren bir başka etken olmuştur. Bilim felsefesinin konuları. Bilim felsefesinin hem epistemolojik hem de metafiziksel bir boyutu vardır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bilimsel faaliyet üzerine ikinci düzey bir etkinlik olarak ortaya çıkan bilim felsefesinin konuları şu şekildedir. Bilimin yöntemlerine, bilimsel sembollerin doğasına ve bilimsel sistemlerin mantıksal yapısına ilişkin araştırmalar. Bu konu alanı bilim felsefesinin epistemolojik boyutuna karşılık gelir. Bilimlerin temel kavramları, ön kabul veya varsayımları incelenir ve bilimlerin deneysel, rasyonel ve pragmatik temelleri açığa çıkarılır. Burası da doğallıkla, bilim felsefesinin metafiziksel boyutunu meydana getirir. Özel bilimlerin sınırlarını belirlemek, bilimlerin birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerini açığa çıkarmak. Burada, bilimlere ilişkin bir sınıflama yer alır. Mantıkçı pozitivist bilim anlayışı, Mantıkçı pozitivizm mutlak bir akılcılığı ve dolayısıyla aklın sadece bilimde tezahür ettiği inancını temsil eder. Mantıkçı pozitivizm, 19. yüzyılda Comte tarafından kurulmuş olan pozitivizmin 20. yüzyıldaki devamıdır. Bu yüzden neopozitivizm olarak da geçer. Mantıkçı pozitivist düşünürler tüm toplantı ve çalışmalarını Viyana'da yaptılar. Neo-pozitivist bilim görüşünü ortaya koyan bilim adamı ve filozofların oluşturduğu topluluğa bu yüzden Viyana çevresi adı verilir. Mantıkçı pozitivizmde pozitivizm bilime inanç ve metafiziğe karşı çıkışı ifade ederken mantıkçı nitelemesi bilimin kesinliğini, belirsizlik ve bulanıklık ihtiva etmeyen mantık diliyle sergileme tutumunu dile getirir. Mantıkçı pozitivizmi benimsemiş düşünürler bilimi metafizikten veya bilim olmayandan ayırabilmek için, doğrulanabilirlik ilkesi, olarak bilinen meşhur ilkeyi geliştirdiler. İlke, bir tümcenin anlamını kavramanın, o tümcenin hangi koşullarda doğru, hangi koşullarda yanlış olduğunu kavramayı gerektirdiğini dile getirir. Mantıkçı pozitivistler dolayımsız olarak doğrunabilen tümce ya da önermelere temel ya da protokol önermeler, gözlem önermeleri adını vermişlerdi. Doğrulamanın olgusal ve mantıksal olmak üzere, iki yolu vardır. Olgusal doğrulamada bazı önermeler gözlem yoluyla doğrudan doğrulanabilirken bazıları gözlemlenemeyen özellikleri ve içerdikleri bazı terimler nedeniyle dolaylı olarak doğrulanabilir. Mantıksal doğrulama ise, önermelerin olgusal bir durumdan çok mantıksal bir durumu ifade ettiği durumlarda kullanılır. Bu durumlarda önermenin öznesiyle yüklemi arasındaki ilişkiye bakılarak gramatikal yapısı incelenir. Bilimin birliği tezi, yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimleri alanlarını değil, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi konusu bakımından doğa bilimlerinden kategorik olarak ayrı olan alanları kapsar. Bilimin birliği tezi, ontolojik iddiasının yanında iki ana varsayıma dayanır. 1. Maddi dünyayı oluşturan temeleleri açıklayacak tek bir temel bileşik teori vardır, fizikalizm. 2. Olgu bildiren bütün önermeler temel teoriye bağlanabilir, indirgemecilik varsayımı. Bilimsel faaliyetler mantıkçı pozitivistler tarafından bilimin, bilimsel, deneysel, yönteminden hareketle keşif bağlamı ve doğrulama, pekiştirme bağlamı olarak ikiye ayrılır. Mantıkçı pozitivist bilim anlayışı, aynı zamanda ve sırasıyla klasik, doğrulamacı ve tümevarımcı bilim anlayışı olarak geçer. Tümevarımcı bilim anlayışına göre bilim adamı gözlem yapmaya başladığında veya laboratuvara girdiğinde kişisel dünya görüşünü terk eder, ön yargılarında arınır. Söz konusu gözlemleme faaliyeti ile tekil gözlem önermeleri elde edilir. Yeterli gözlem sonucunda bir hipoteze, sınırlanmamış bir genellemeye ulaşılır. Hipotez, gözlemlenen olgularla ve olgular arasındaki ilişkilerle ilgili bir genelleme veya bir açıklama taslağıdır. Hipotez oluşturulduktan sonra test edilir. Hipotezin tüm olguları açıkladığı ortaya çıkarsa keşif ve teori olarak nitelendirilir. Mantıkçı pozitivizm açısından bilimsel açıklama da bilimsel keşif kadar önem taşır. Bilimsel açıklama, bir olay ya da olgunun nedenini göstermekten oluşur. Mantıkçı pozitivizm 1950 yılından itibaren sıkı ve yoğun eleştirilerin konusu olmuştur. Eleştirilerden birincisi doğrulanabilirlik ilkesi ile ilgilidir. Bu eleştirilere göre ilkenin statüsü hiçbir şekilde açık değildir. İlkenin uygulanması ile ilgili belirsizlik vardır ve bilimsel yasalar doğası gereği hiçbir zaman kesin sonuçlu olarak doğrulamazlar. İkinci eleştiri ise gözlemlerin ön yargılardan arınılarak yapılamayacağı yönündedir. Son olarak tüme varım ilkesinin hiçbir zaman doğrulanamayacağı dile getirilir. Tüme varım problemi, bilimsel yöntemin tüme varıma dayanması, fakat tüme varımın temellendirilememesi durumunu ifade eder. Yanlışlamacı bilim görüşü. Tümevarım problemini ciddiye alan Karl Popper, genel bir önerme türetilmesini geçerli kılan bir tümevarımsal argüman olmasa bile bir hipotezin geçersizliğini gösterebileceğimiz bir argüman formu olduğunu düşünmüştü. Yanlışlamacı bilim görüşü, mantıkçı pozitivizmin dogmatik akılcılığının yerine eleştirel akılcılığın geçirilmesini ifade eder. Popper, Freudçu psikanaliz ve Marksist tarih teorisi benzeri kuramların sözde bilime bir örnek teşkil ettiğini düşünür. Yanlışlanma imkanı bulunmayan bu sözde bilim örnekleri bilimsel ilerlemeye ket vurur. Popper bilimi bilimden olmayandan ayıran ölçüt olarak doğrulanabilirlik yerine yanlışlanabilirliği seçer. Buna göre binlerce, hatta yüz binlerce örnek bir hipotez ya da teoriyi doğrulamaya yetmezken tek bir aykırı örnek onu yanlışlamaya yeter. Yanlışlamacı bilim anlayışında bilimsel hipotez ya da teorilerin en önemli özelliklerinden biri onların bir takım şeylerin olmasını yasaklamalarıdır. Mantıkçı pozitivist bilim anlayışı ve yanlışlamacı bilim anlayışı arasında fark daha belirgin olarak Popper'ın pekiştirme ya da haklılandırma bağlamına yaptığı vurguda ortaya çıkar. Mantıkçı pozitivizm her ne kadar pekiştirme bağlamını unutmamış olsa da esas itibarıyla bilim adamlarının doğru teorileri nasıl oluşturmaları gerektiğiyle ilgilenmişti. Popper keşif bağlamını, teori formasyonu sürecini ihmal etmemekle birlikte, esas ağırlığı bilimsel bir teorinin nasıl sınanabileceğine, yani haklılandırma bağlamına vermiştir. Popper bilimsel yöntemi, bir tür deneme yanılma yöntemi olarak tanımlar. Bu yöntemin bilime uyarlaması tahmin çürütme yöntemi şeklinde karşımıza çıkar. Popper, bilimsel ilerme ile evrim teorisi arasında bağ kurar. Çünkü ona göre koşullara uyum sağlayamayan canlıların yaşam mücadelesinde ayakta kalamaması gibi, yanlış teoriler de hakikat mücadelesinde elenir, yarışa sadece daha güçlü olanlar devam eder. Devrimci bilim görüşü, bilim felsefesinde içselcilik bilimin sadece kendi iç mantığıyla, Dışsalcılık ise bilimin esas olarak ona dışsal koşullar yoluyla açıklanması gerektiğini söyleyen yaklaşımlardır. Mantıkçı pozitivizm ve yanlışlamacı bilim görüşü içselciliği, devrimci bilim anlayışıyla çoğulcu bilim görüşü dışsallığı temsil eder. Devrimci bilim görüşüne göre bilim açıklanırken bilim dışı faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu görüşe göre bilimi anlamak açısından bilim tarihinin önemli bir yeri vardır. Görüşün en önemli temsilcisi Thomas Kuhn'dur. Kuhn'un anlayışının temelinde paradigma yatar. Çünkü Kuhn'a göre normal ya da olağan bilim, bir paradigmanın oluşturulmasını gerektirir. Paradigma belirli bir bilim dalının konu edineceği olguları belirleyip karakterize eden bir çerçevedir. Kuhn bilimsel tarih sürecinde dört evreyi birbirinden ayırır. Bilim öncesi dönem, araştırma yapan bilim adamları çeşitli yöntemler denerler. Olağan ya da olgun bilim dönemi, öne çıkan teori ya da paradigmanın herkes tarafından kabul edildiği dönemdir. Kriz dönemi, mevcut paradigma tarafından çözülemeyen anomalilerin belirdiği dönemdir. Devrim dönemi, eski paradigma tarafında çözülemeyen anomalilerin tamamını çözen yeni bir paradigmanın kabul edildiği evredir. Devrim dönemine son dönem demek hatalı olacaktır. Çünkü her devrim dönemi yeni bir olağan ya da normal bilim döneminin başlangıcını ifade eder. Devrimci bilim görüşünde bilimsel gelişme düzgün doğrusal bir yoldan ziyade dairesel bir yol izler. Kun'un benimsediği doğruluk görüşü mutabakatçı doğruluk anlayışıdır. Buna göre doğru önerme ya da teori bilim adamları topluluğu tarafından doğru olduğuna inanılan önerme ya da teoridir. Kun. Bilimsel devrim ile politik devrim arasında yakın bir ilişki kurar. Politik devrimde belli bir siyasal düzen toptan yıkılıp yerine onunla hemen hiçbir ilişkisi olmayan yeni bir düzen kurulur. Üstelik bu süreç zor kullanılarak şiddet yoluyla olur. Aynı şekilde bilimsel devrimde de bir teorik yapı yıkılarak yerine yeni bir yapı ikame edilir ve bu geçiş alabildiğine sancılı olur. Kuhn'un devrimci bilim anlayışı ile birlikte nesnel hakikat düşüncesinden vazgeçilir, onun yerini relativizm alır. Kuhn göre dünya ile ilgili olgular kabul görmüş paradigmadan bağımsız değildir. Tam tersine paradigma değiştikçe olgular da değişir. Devrimci bilim anlayışa göre iki paradigma ya da teorinin birbiriyle kıyaslanmasının veya hangisinin doğru olduğunun belirlenmesinin bir yolunun olmadığı savunulur. Bu tezede eş ölçülmezlik tezi denir. Eş ölçülmezlik tezi, bilimsel kavramların anlamlarını içinde geçtikleri teoriden aldığını savunur. Paradigma değiştiği zaman daha önce kullanılan bir terimin anlamı tamamen değişebilir. Kunun kullandığı bir başka argüman da, teori yüklülük, tür. Tüm verilerin teori yüklü olduğunu öne süren kun gördüklerimizin en azından kısmen inandığımız şeylere bağlı olduğunu savunur çoğulcu bilim görüşü, Feyerabend'in öncüsü olduğu çoğulcu bilim görüşü çağdaş bilimin hasta olduğunu ve toplumu köleleştirdiğini savunur. Çoğulcu bilim görüşüne göre hastalığın çaresi disiplinir, teorik ve metodolojik çoğulculuktadır. Bu görüş bilimin değer ve statüsünün ancak ve ancak bilim ciddi rakiplerle karşı karşıya kaldığı zaman, eleştirel bir gözle değerlendirilebileceği kanaatindedir. Bu ise yalnızca bilimi değil de efsane ve dini, sanatı, felsefeyi, hatta gizemciliği ve büyüyü öğreten bir eğitim sistemiyle mümkün olabilir. Bu eğitim sistemi ile beraber bilim adamları kendi disiplinlerine itibar gösterilmesini beklemek yerine bilimi cazip kılmak için daha çok çalışmak zorunda kalacaklardır. Feyerabend'e göre alternatif teoriler eleştiri gücüne pozitif bir katkı yapar, teorilerin çoğalması bilime yararlıdır. Bilimin ilerlemesini veya bilimsel bilginin gelişmesini yöneten yararlı metodolojik kurallar yoktur. Feyrâbendi e göre bilimsel ilerlemeyi engellemeyecek tek bir metodolojik kural olabilir. Ne olsa gider. Ve yine ona göre bilim adamının bilimsel keşif sürecinde kendisini herhangi bir yöntem ya da kuralla sınırlamayıp kendisine açık olan her araç ya da yoldan yararlanması gerekir. Felsefe dersi 5. ünite özeti. Etik giriş. Etik felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalına karşılık gelir. Bu nedenle çoğu zaman ve çoğu yerde etik ahlakla karıştırılır. Oysa ahlak ve etik birbirinden farklıdır. Onlar, biri birey açısından veriliyken diğeri inşa edilecek olan iki ayrı duruş veya alanı tanımlar. Bu farklılıklar ise şu şekilde sıralanabilir. Etik birey açısından veriliyken ahlakın din veya toplum sözleşmesiyle inşa edilen bir alan olmasıdır. İnsan ahlak alanında edilgin, etik alanında etkindir. Ahlak yerel ve pratik, etik ise teorik ve evrenseldir. Bu farklılıkların sonucu olarak, etik deyince anlaşılan, felsefe açısından ahlak, tır, ahlaklılığın felsefesidir. Etiğin temel özelliği, onun genelliği, kuramsal ve sistematik doğası, argümantatif yapısı ve iddialarını kanıtlayıp temellendirme çabasıdır. Bu özellikleriyle etik teorik etik ve uygulamalı etik olarak ikiye ayrılır. Teorik etik, ı, normatif etik. Bir felsefe disiplini olarak etik aşağı yukarı milattan önce 5. yüzyılda başlamıştır, onu ortaya çıkaran en önemli şey de Sokrates ve Platon gibi filozofların insan hayatının amacı ve erdemli bir hayatın niteliği üzerinde düşünmeye başlamaları olmuştur etik düşünürü işte bu tarihten itibaren ahlaklılığı mümkün kılan, ahlaki hayatı belirleyen koşulları, insanın ahlaki eylemlerini ele almış, eylemlerin kendilerine dayandığı ilkeleri araştırmış ve insan hayatının nihai amacının ne olduğunu sorgulamıştır. Etik teorik ve uygulamalı etik olmak üzere ikiye ayrılırken, teorik etik de normatif etik ve metaetik olarak kendi içinde ikiye ayrılır normatif etikten anlaşılması gereken olması gerekeni bildiren kural koyucu bir disiplin olmasıdır. Metaetik ise, Anglo-Sakson dünyada oldukça etkili olmuş olan, felsefenin biricik görevinin dilin mantıksal analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrını ya da yaklaşımını ifade eder. Normatif etikte teoriler, ele alınan konu ya da probleme bağlı olarak sınıflanır. Bu konular ve teorileri sırasıyla. En yüksek iyi, teleolojik etik. Doğru eylem, deontolojik etik. Sağlam karakter, erdem etiğidir. Bu üç teori tipini doğuran üç ana soru olmuştur. İnsanların hangi amaçları seçmeleri ve hangi ideallerin peşinden koşmaları gerekir? Onların seçimlerini belirlemeleri veya yönlendirmeleri gereken ahlaki ilkeler nelerdir? Sağlam bir karakterin ve erdemli bir hayatın ölçüsü nedir? Normatif etik, ı, Teleolojik etik. Teleolojik etik, sonuçlu etik demek olup, bu teorilerin temel problematiği, en yüksek iyi, problemidir. Teleolojik etik, bireysel mutluluk, kendini gerçekleştirme ya da en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğu gibi bir samum bonum ulaşılması gereken nihai amaç olarak konumlanır. Teleolojik etiğin kapsamı içine ilk çağdan mutluluk etiği ile yakın çağdan yararcılık girer. İlk olarak, ilk çağın mutluluk etiğini özetleyelim. İlk çağ mutluluk etiğinin kurucusu Sokrat'stır. O, insan hayatının ahlaki yapıp etmelerinin nihai amacını, en yüksek iyi ifade edecek şekilde yudaymonya olarak tanımlamıştır. Yudaymonya Sokrates'ten sonra da ele alınmış, ancak tanımı ve ona nasıl erişileceği konusunda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Şimdi bu anlamları özetleyelim. Sokrates için eudaimonia, bir tür öz memnuniyet, kişisel hoşnutluk halidir ve ona ancak erdemli olmak, bir takım erdemleri hayata geçirmek suretiyle ulaşılabileceğini ileri sürmüştür. Bu erdemler bilgelik, cesaret, ölçülük ve adalettir. Platon için eudaimonia, ahlaki özne ya da failin olması gerektiği gibi olduğu bir durum olarak, kendini gerçekleştirme halidir. Platon erdemleri bir halak psikolojisi geliştirerek insan ruhunda temellendirmiştir. Buna göre insan bilmeye yönelik akıl, istek ve arzularla ilgili olan iştah ve iştahın aşırı taleplerine karşı koymak görevi olan can veya gönülden oluşan üç parçadan meydana gelmiştir. Bu üç görev ya da işlevin layıkıyla yerine getirilmesi, sırasıyla bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi üç temel erdemi mümkün hale getirir. Aristoteles ve Kireneliler için ise, Yudaimonya, mutluluğa eşitlenmiştir. Aristoteles ise erdemleri meşhur altın orta teorisiyle, iki aşırı uç arasındaki doğru orta, olarak tanımlamıştır. Kireneliler için ise önemli olan niceliksel hazcılıktır. Niceliksel hazcılık, hazın nereden geldiğine bakmaz, onun için sadece hazın miktarı önemlidir. Stoacı düşünürlerle Epikürosçular ise eudaimonya'yı bir tür entelektüel dinginlik, manevi huzur hali diye tanımlamışlardır. Epikuros hazlar arasında bir ayrım yaparak insanın ruhsal varlığıyla ilgili olan manevi hazların fiziki varlığının tatminiyle ilgili maddi hazlardan üstün olduğunu söylerken niteliksel bir hazcılığın savunuculuğunu yapmıştır. Şimdi ise teleolojik etiğin kapsamına giren yakın çağın yararcılık anlayışını özetleyelim. Yararcılık 19. yüzyılda önce Jeremy Bentham 1748 ila 1832 tarafından ortaya konmuş fakat John Stuart Mill ile geliştirilmiştir. Bentham, kişinin mutluluğa erişebilmek için hazza yönelmesi, hayattan olabildiğince çok haz elde etmeye çalışması gerektiğini savunur. Bu nedenle de bireyin ahlaki eylemden önce eylem üzerinden elde etmesi muhtemel hazzın yoğunluğunu Süresini, kesinliğini, yakınlığını, doğrulanlığını ve saflığını hesaba katması gerektiğini belirten bir haz kalkülü geliştirmiştir. Ancak Bentham'ı yararcı yapan onun bu haz hesabına bir de yarar ölçütünü katmasıdır. Bu ölçütte o, eylemin ondan etkilenen en yüksek sayıda insana en büyük mutluluk yaratması gerektiğini ileri sürer. Mill, Bentham'ın niceliksel hazcılığına karşın niteliksel hazcılığı öne çıkartır. Ona göre yüksek hazlar adını verdiği entelektüel hazlar, manevi hazlar çok daha önemlidir. Mill ayrıca Bentham'ın eylem yararcılığını kuralsızlığın ahlaki terbiyeyi olanaksız hale getirmesi nedeniyle kural yararcılığı olarak değiştirmiştir. Normatif etik, 2, deontolojik etik. Teleolojik etiğin karşısında yer alan deontolojik etik sonuçtan ziyade doğru eylem problemi üzerinde yoğunlaşır ve ahlaki bir eylemin doğruluğu ya da yanlışlığının, eylemin sonuçlarından bağımsız olarak onun bir takım ahlaki ödev ya da eylem kurallarını yerine getirip getirmemesi tarafından belirlendiğini öne sürer. Deontolojik etiğin kapsamı içerisine dini etik ve ödev etiği girer. Deontolojik etik, teleolojik etikten birkaç noktada farklılık gösterir. Teleolojik etiğin ahlaki eylem ölçütlerini belirlemede değerle ilgili kavramların temele alınması gerektiğini öne sürdüğü yerde, deontolojik etik değerle ilgili mütalalardan uzak durur. Başka bir deyişle, deontolojik etik anlayışı sadece deontik, yani ödevle ilgili kavramlar kullanır ve yalnızca ahlaki eylemin doğruluğu veya ödev uygunluğu üzerinde yoğunlaşır teleolojik etiğin en yüksek iyi üzerinde durduğu yerde, deontolojik etik eylemin doğruluğunu temeli alır. İkinci olarak teleolojik teoriler, belirli eylem türlerinin sonuçlarının hesaba katılarak yapılması gerektiğini öne sürerken deontolojik teoriler, belli bir takım şeylerin ilkeye dayanılarak ya da gerçekten de doğru oldukları için yapılması gerektiğini savunur. Üçüncü olarak teleolojik etik teorileri, Çoğu zaman haz ya da mutluluk gibi maddi ölçüt ya da mülahazalar üzerine yükselir. Oysa deontolojik teoriler ahlaki eylem ölçütü olarak yalnızca eşitlik veya tarafsızlık ya da evrenselleştirilebilirlik gibi formül ölçütler getirirler. Dini etik, ahlaki açıdan doğru olan şeyi tanrının emirlerine uygun davranmaktan, onun yap dediği şeyleri yapmaktan, yapma dediği şeyleri yapmamaktan oluşur. İslam ve Hristiyan etiği dini etiğe örnektir. Deontolojik sözcüğünün Yunanca'da, ödev, anlamına gelen, deon, sözcüğünden türediği dikkate alınırsa deontolojik etik anlayışının en iyi örneği Kant'ın ödev etiğidir. Kant'ın ödev etiği dini etikten sadece iki noktada farklılık gösterir. Bunlardan birincisi, dini etiğin insandan Tanrı tarafından gönderilen evrensel ahlak yasasına tam bir teslimiyet ile itaat etmesini istediği yerde, Kant'ın etiğinin temel kavramı özgürlüktür. İkinci olarak evrensel ahlak yasasının kaynağının dini etikte tanrı olduğu yerde, Kant'ın seküler ödev etiğinde ahlak yasası insandan türetilir. Bu ödev etiğinin en temel kavramı özgürlüktür. Bu özgürlük insanın ahlak yasasını ortaya koyabilmesinde saklıdır. Yani, İnsanın ahlaki ödev ya da yükümlülüklerinin bizzat kendisinin koymuş olduğu bir yasadan, bir ahlak yasasından çıkması gerekir. Ahlak yasasına uygun eylemde bulunmak ödevin bir gereği olduğu için ve ahlak yasası içeriğini arzu edilir sonuçlarla ilgili değerlendirmelerden alamayacağından dolayı, geriye her durumda sadece kişinin eylemlerinin bizzat ahlak yasası idesine uyması formal koşulu kalmaktadır. Kant işte bu koşul ya da talebe, kategorik buyruk adını vermiştir. Kant'ın ahlak yasasının veya kategorik buyruğun üç formülasyonu bulunmaktadır. Öyle eylemde bulun ki eyleminin gerisindeki niyet ya da ilke herkes için geçerli evrensel bir yasa olsun. İraden, kendisini evrensel bir yasa koyucu olarak görsün. İnsanı, her zaman bir amaç olarak görecek şekilde eylemde bulun. Kant'a göre ahlaki yasaya uygun davranmak ödevimizdir. Kant eylemlerimizi de buna göre üçe ayırır. Ödev aykırı eylem, ödev uygun eylem, ödevden dolayı eylem. Kant'a göre ahlaki olan ancak ödevden dolayı yapılan eylemlerdir. Normatif etik, 3 erdem etiği. 20. yüzyılda geliştirilen erdem etiği temelde ahlaki ödevin kaynağı olarak ilahi bir yasa koyucunun varoluşuna genel bir inançsızlığın hüküm sürdüğü bir çağda ahlakı, yükümlülük ya da ödev benzeri bir takım hukuki kavramlarda temellendirmeye kalkışmanın bir hata olduğu düşüncesine dayanır. O, bu yüzden yalıtılmış müstakil eylemlerden ziyade failin karakteriyle ilgilenir, ahlaklı bir kimse olmanın önemine vurgu yapar. Erdem etiğinin üç temel kavramı ise pratik, gelenek ve anlatıdır pratik, toplumsal olarak tesis edilmiş, işbirliğine dayalı, tutarlı ve karmaşık her türlü insan faaliyetine işaret eder. Gelenek çağdaş dünyada erdem etiğine ihtiyaç duyduğu rasyonalite zeminini sağlar. Anlatı kavramı ise hayatın ancak bir bütünlük olarak algılandığı zaman anlamlı olabileceğine işaret eder. Teorik etik, 2, metaetik. Metaetik, ahlaki kavramların anlamlarıyla ahlaki önermelerin mantıksal statüsüyle ve ahlaki akıl yürütmenin yapısıyla ilgilendiği için, aynı zamanda etiğin mantığı olarak anlaşılır. Meta kapsamına realizm anti realizm, bilişselcilik gayri bilişselcilik girmektedir. Realizm, moral olguların ne şekilde kavranacağı veya bir başka olgu türüne indirgenebilir olup olmamaları konusunda ayrışır. Antirealizm ise dünyada insan tarafından varlığı tespit edilecek, şu ya da bu yolla kavranabilecek ve nihayet ahlak yargılarıyla ifade edilebilecek ahlaki olgular olmadığını öne sürer. Bilişselcilik, ahlak yargılarının nesnel moral olgularla ilgili olup doğru veya yanlış olabileceklerini dile getirir. Gayrı bilişselciliğe göre, ahlak yargılarının, bilimsel yargılardan farklı olarak betimsel bir anlamı yoktur. Gayrı bilişselcilik açısından ahlaki terimlerin de mutlak ve evrensel bir anlamı olmadığı gibi nesnel karşılıkları da yoktur. Gayrı bilişselcilik biri olumsuz diğeri olumlu olan iki temel tez öne sürer. Ahlaki inançlar, yargılar ve argümanlar bilimsel yargılarla argümanlardan tamamen farklıdır. İyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi ahlaki terimler, bilimsel terim ve yüklemlerin tam tersine, doğal özellikleri göstermezler, aynı şekilde moral yargılar da ne matematiksel bilimlerdeki yargılara benzer bir biçimde kanıtlanabilir ne de doğa bilimlerindeki yargılara benzer bir şekilde gözlem veya deneyim yoluyla doğrulanabilir. Başka bir deyişle, gayri bilişselcilik ahlaki terimlerin betimsel bir anlamı olmadığını öne sürer o, ahlaki önermelerin dünya ile ilgili olguları ortaya koyan önermeler olabilmelerini kabul etmediği gibi, aklın bir ahlaki ilkeyi kanıtlayamayacağını veya temellendiremeyeceğini de iddia eder. Gayri bilişselciliğin söz konusu olumsuz iddiasını tamamlayan olumlu tezi ise, ahlaki terim ve yargıların betimsel olmayan çok farklı anlamlara ve çeşitli fonksiyonlara sahip olduğunu ortaya koyar. Buna göre, Ahlaki terim ve yargılar bir takım duyguları dışa vurur, belli bir çekimleyici güce sahip bulundukları için başka insanlar üzerinde bir etki uygulamaya, onlarda belli tavırlar doğurmaya yararlar. Yine ahlaki yargılar örtük olarak belli eylem tarzlarını emretmek suretiyle insanlarda belli bir takım tercihlere yol açarlar. Uygulamalı etik, normatif ve teorik bir araştırma tarzı olarak antik Yunan'a özgü bir anlayışın 20 Yüzyılda yeniden canlandırılması suretiyle pratik sorunlara uygulanmasının sonucu olan en yeni dalı olarak uygulamalı etik, söz gelimi kürtaj, kirli eller, hayvan hakları, ötenazi gibi özgü, tartışmalı ahlaki konu ve problemlerin analiziyle belirlenir. Uygulamalı etik ile teorik etik arasında bir takım temel özellikler olduğu söylenebilir. Uygulamalı etikte bağlama ve ayrıntıya gösterilmesi gereken dikkat ve ilgidir. Uygulamalı etikte daha bütüncü bir yaklaşım söz konusu olur. Uygulamalı etiği esas karakterize eden şeyin onun odak noktasında tikelin bireysel vaka araştırmasının bulunmasıdır. Felsefe dersi 6. ünite özeti. Siyaset felsefesi, giriş. Siyaset felsefesi, politik hayatı oluşturan kurumları konu alan, politik toplumları inceleyen disiplindir. Siyaset felsefesi devleti, siyasal iktidarı iktidarın meşruiyetini, yönetim biçimlerini, birey-devlet ilişkilerini ele almaktadır. Siyaset felsefesi yanında siyaset bilimi de aynı konuları inceleyen bir bilim dalıdır. Siyaset felsefesi ile siyaset bilimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Siyaset felsefesi, iyi bir sosyal hayatın nasıl olması gerektiği, insanları bir toplum içinde bir araya getiren temel değer ve kurumların neler olacağı konusunda felsefi bir vizyon geliştirmeye çalışırken, siyaset bilimi mevcut politik kurum ve ilişkileri, örneğin oy verme davranışı, güçler dengesi, parti sistemi, anayasa ve benzeri konularda pozitif bir analizi hayata geçirmeye çalışır. Kökleri Konfüçyüs'e kadar geri giden siyaset felsefesi, felsefenin eski disiplinlerinden biridir. Siyaset felsefesinin temel problemleri, siyaset felsefesinin ezeli-ebedi ya da evrensel problemleriyle anlatılmak istenen, elbette onun yaklaşık 3000 bin yıllık tarihinin neredeyse her dönem ya da anında ele alınan, onun bütün çağlarına ortak olan problemlerdir. Örneğin, kimin yönetmesi gerektiği, ya da en iyi yönetim şeklinin ne olduğu, sorusu veya problemi, m. Ö. 4. Yüzyılda Platon ve Aristoteles'ten itibaren 20. Yüzyıla kadar ele alınmıştır. Aynı şekilde politik düzenin, devlet veya siyasal iktidarın hangi değer üzerine inşa edilmesi gerektiği konusu da klasik dönemden itibaren ele alınmış ve hala günümüzde de ele alınmaktadır. Siyaset felsefesinin söz konusu evrensel konu ve problemleri yanında, çağdan çağa değişen konu ve problemlerine örnek olarak ahlak ve siyaset ilişkisi verilebilir. Ahlak ile siyaset arasında kurulan yakın ilişki sadece Platon ve Aristoteles için değil, Farabi ve Aziz Augustinus için de geçerliydi. Ahlak ve siyaseti kesin çizgilerle ayıran isimlerden biri de Machiavelli'dir. Her dönemin problemi farklıdır. Antik Yunan'da temel problem kent devletini veya polis'i meşrulaştırmayken, Orta Çağ'da ana problem devlet ile kilise arasındaki doğru ilişkinin nasıl olması gerektiği olmuştur. Yeni çağda ümmetten millete geçişle birlikte ulus devleti, toplum sözleşmesi üzerinden güvenlik, eşitlik, özgürlük ve adalet benzeri bir takım ilkelerle meşrulaştırılırken sadece liberalizm, sosyalizm, komünizm ve faşizm gibi bir takım ideolojilere tanık olunmuştur. Siyaset felsefesiyle ilgilenen siyaset filozoflarının en önemli görevleri, eşitlik, özgürlük, adalet, ihtiyaçlar, kamusal çıkar haklar ve benzeri kavramları analiz etmektir. Siyaset felsefesinin bilinen en önemli isimleri Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Locke, Hegel, Mill, Hayek gibi filozoflardır. Siyaset felsefesi normatif problemlerden oluşur. Normatif problemler, siyaset filozofunun en iyi yönetim biçimi nedir, sosyal adalete ulaşmak için hangi ilkelerin benimsenmesi gerekir? Toplumsal istikrarı temin etme sürecinde hukukun rolü ve kapsamı ne olmalıdır? gibi soruları yanıtlayıp temel ilkeleri ortaya koyup savunmasını gerektirir. Devlet nedir? Siyaset felsefesinin kavramsal sorularının en başında devletin ne olduğu sorusu gelir. Devlet, toplumdaki egemen yönetim örgütü olarak tarif edilebilir. Devlet ister Yunan kent devleti ister Roma İmparatorluğu isterse İslam cemaati veya bir Afrika kabilesi olsun her tür yönetim biçimini veya bu yönetim formlarını hayata geçiren organizasyonu ifade eder. Devlet, seküler, geleneksel veya modern devlet olabilir. Modern devlet mutlak bir egemenliğe sahip olan bir güç ya da kurumlar bütününü ifade eder. Modern devlet, bölümlenmemiş ve merkezi bir iktidar yapısına geçişi ifade etmektedir. Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bireyler için bir düzen tesis eden siyasal örgüttür. Devletin nüfuz alanı, coğrafi olarak tanımlanmış alan içindeki herkesi kapsar. Devlet, sosyal hayatın örgütlenmesinden sorumlu kurumlar bütününü ifade eder. Bundan dolayı sivil toplumdan ayrılır. Devletin temel özelliğinin kamusallık olduğu söylenebilir. Devleti belirleyen bir başka özellik ise hükmetme özelliğidir. Bu özellik, devlet otoritesinin zorla desteklenmesini, onun yasalarına itaat edilmesini ve yasaların ihlalinin cezalandırılmasının sağlanmasını ifade eder. Devlet, buna göre hukuk alanını yaratan, yönetimi altında yaşayan herkes için yasa koyan, pozitif hukukun yaratıcısı olan güçtür. Devlet bağlamında faşizm sosyalizm, liberalizm ve muhafazakarlık gibi birbirinden farklı görüşleri destekleyen kişiler bulunmaktadır. Bahsi geçen bu görüşleri destekleyen kişiler, devletten farklı şeyler anlarlar. Devleti neredeyse ilahlaştıran faşizm etnik milliyetçilik, ırkçılık, irrasyonalizm benzeri özelliklerle tanımlanabilir. Muhafazakarlık genel olarak güçlü devletten yana bir ideolojiymiş gibi görünür esas olarak aile, din ve gelenek benzeri kurumların korunmasına yönelik bir duyarlılık taşıyan muhafazakarlık devletin gücüne sınırlama getirir. Faşizm ve muhafazakarlık karşısında liberalizm ve sosyalizm bulunur. Liberalizm, e göre devlet, kendi başına bir varlığa sahip değildir. Liberalizm, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini korumak, birlikte yaşam için mümkün kılan çerçeveyi temin etmek için vardır. Klasik liberalizm, minimal bir devlet anlayışıyla karakterize olunur. Kurucusu, Locke'un ifade ettiği şekliyle devlet, sadece düzen tehdit edildiğinde hizmete çağrılan gece bekçisi gibidir. Lowell's, a göre, devlet, bireyleri iktisadi faaliyetleriyle ilgili engelleri kaldıran, daha iyi bir yaşam geliştirilmesine katkı yapar. Sosyalizm ise devlete genellikle olumsuz biçimde yaklaşır. Sosyalist bakış açısına göre devlet, gerçekte egemen sınıfların çıkarlarını temsil edip bunları korumakla yükümlüdür. Kapitalist devletin, toplumun tüm sınıflarının iyiliği ve mutluluğu adına yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu ileri süren sosyalizm, sınıfsız topluma geçişe hizmet edecek sosyalist devleti savunur ve ona bir takım misyonlar yükler. Faşizm, sosyalizm, liberalizm ve muhafazarlık gibi birbirinden farklı görüşler devletsiz olunamayacağını, devletin sosyal ve politik düzeninin tesisi ve bekası için gerekli olduğunu kabul ederler. Devlete bütünüyle karşı çıkan tek görüş anarşizmdir. Anarşizm, monolit bir görüş ya da ideoloji değildir. Bunun için farklı anarşizmlerden söz etmek gerekir. Bununla birlikte, bütün anarşist görüşler, insanların devlete itaat etme gibi bir yükümlülükleri bulunmadığı noktasında birleşirler. William Godwin tarafından öne sürülen yararcı argüman anarşist görüşü destekleyen argümanların başında gelir. Godwin'e göre, devlet, toplumu eşitsiz ve düşman sınıflara bölmek suretiyle insanın mutluluğuna zarar veren bir kurumdur ve insanın özel kişiliğinin sınırsızca gelişimini etkiler. Doğal hukuk anlayışına yaslanan anarşist düşünürler, doğal hukuk ve içerik konusunda farklılıklar gösterirler. Hristiyan Tanrının buyruğu olarak doğal hukuk geleneğine en yakın anarşist düşünür Lev Tolstoy'dur. Tolstoy, evrensel kardeşlik düşüncesini ve kişinin komşusunu sevmesi buyruğunu temel alır. Devletin mutlak iktidarının meşrulaştırılması, onun varlığının insan için anlaşılır ve kabul edilebilir nedenlere dayandırılmasını, istenir hale getirilmesini ifade eder. Modern dönemde bu konuda başvurulan en önemli çözüm yolu toplum sözleşmesidir. Toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesi, kolektif düzeninin onun bir parçası olan bireyler arasında yapılmış, anlaşmaya dayanan, politik otoritenin bireylerinin rızası sonucu olan kavramsal bir modeli ifade eder. Toplum sözleşmesi Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant ve Rawls gibi düşünürler tarafından geliştirilmiştir. Bu teorisyenler İnsanların başlangıçta devletin var olmadığı bir doğa durumu içinde yaşamış olduklarını ancak bu duruma bir son vererek bir sözleşme ile devleti tesis ettiklerini kabul ederler. Doğa durumu, devletin ve politik otoritenin olmadığı bir durumdur. Hobbes, tüm insanların doğa durumu içinde eşit olduklarını bu eşitliğin ise herkesin kendi varlığını sürdürmek için istediğini yapmak durumunda olması anlamına geldiğini, özü itibariyle bencil olan insanda düzenli ve barışçıl bir toplum yaratma yeteneğinin bulunmadığını öne sürmüştür. Locke, doğa durumundaki insanların ne kötü ne de iyi olduklarını, fakat Tanrı'nın yasasını tanıyıp bu yasaya hürmet ve itaat ettiklerini savunur. Rousseau ise insanın gerçekte doğa halindeyken iyi, özgür ve mutlu olduğunu mutlak bir bağımsızlık hali içinde bulunduğunu, doğal insanın kimsenin kötülüğünü istemediğini, ihtiyacı olmayana göz dikmediğini savunur. Devleti veya politik otoriteyi toplum sözleşmesi üzerinden meşrulaştıran düşünürlerden biri de John Rawls'dır. Rawls, politik otoriteyi adalet üzerinden meşrulaştırır. Rawls'a göre hipotetik bilgisizlik içinde bulunan taraflar, adalet anlayışının iki temel ilkesine ulaşırlar. Her bireyin, Herkes için benzer bir özgürlükle bağdaşan en yüksek derecede eşit özgürlük hakkına sahip olduğu ilkesi. İkinci temel ilke kendi içinde. Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerle en olumsuz, en dezavantajlı durumda bulunanlara en fazla yarar sağlayacak şekilde mücadele edilmesi. Hizmet ve konumların hakça bir fırsat eşitliği temeli üzerinde herkese açık olması gerektiği olarak ikiye ayrılır. Demokrasi 20 Yüzyılda demokrasi, halkın yönetimi olarak tanımlanır. Yunanca halk anlamına gelen, demos, ile güç, iktidar, yönetim anlamına gelen, kratia, sözcüklerinden türemiştir. Demokrasinin türleri, doğrudan demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir. Bu demokrasi, eski Atina'daki demokrasi modelinden çıkan bir demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi aynı zamanda klasik demokrasi olarak bilinir. Atina'da uygulanan ve bütün özgür yurttaşların politik karar alma süreçlerine katılmalarını temin eden klasik demokrasi aynı zamanda katılımcı demokrasiydi. Modern demokrasiler bir tür temsili demokrasidir. Temsili demokrasiler, halkın iradesinin yönetimde belirleyici güç olarak muhafaza edilmesi amacıyla işletilir. Liberal demokrasi, bütün ilerlemiş kapitalist toplumlarda mevcut olan demokrasidir. Bireysel teşebbüs ve sınırlı devlet biçimine vurgu yapan bu demokrasi türünde öncelik refah, eşitlik ve toplumsal uyumdur. Halk demokrasisi, halkın gerçek çıkarlarına hizmet etme ölçütü üzerinden gündeme gelen demokrasi türüdür. Bu demokrasi türü Sovyet modelindeki komünist rejimden türetilmiştir. Bu yüzden de, Marksist gelenekten çıkan bütün demokrasi modellerini, sosyalist ve proleter demokrasiyi kapsamaktadır. Ama Marksistler liberal demokrasiyi sadece burjuva ve kapitalistler için tesis ettiği gerekçesiyle burjuva demokrasisi adını vererek eleştirirler. Demokrasinin temel özellik ya da unsurları bazı düşünürler serbest seçimlerin varlığını demokrasinin yeter koşulu olarak görürler. Bunun yanında bütün yurttaşların yöneticilerini seçme bakımından eşit hakka sahip olması demokrasinin temelindeki eşitlik ilkesini dile getirmektedir. Demokrasi de serbest seçimler yoluyla çoğunluk yönetimi kurulur. Demokrasi bir yandan serbest seçimler yoluyla halkı yetkinleştirirken diğer yandan da onu özgürleştirir. Demokrasinin bir başka temel özelliği hesap verilebilirlik olduğudur. Demokratik yönetimlerin basın yayın organları yönetimin halkı ve kamuoyunu bilgilendirmesi gibi benzeri yollarla açık yönetim olmaları gerekir demokrasi aynı zamanda rekabete dayanan bir yönetim biçimi olmak zorundadır. Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve rekabet, e dayanan üç temel değer üzerine kuruludur. Demokrasinin bir takım erdemleri ve kusurları vardır. Demokrasinin en büyük erdeminin, onun hataları telafi etme imkanının bulunduğu yegane yönetim şekli olmasından, doğduğu söylenir. Demokrasinin bireylere verdiği kendi kaderlerini tayin etme hakkı onun en önemli meziyetidir. Demokrasi öte yandan adaleti sağlayan bir yönetim biçimidir. Demokrasi aynı zamanda farklı hayatların meşruiyetine inanan, farklı dünya görüşlerine, inançlara ve hayat tarzlarına sahip insanların bir arada barış içinde yaşamalarını mümkün kılan bir yönetim tarzını ifade eder. Demokrasi karar alma sürecinde bütün yurttaşlara görüş bildirme imkanı sunarak onlara toplumda pay verir ve böylelikle sosyal dayanışma duygusunu ortaya çıkarır. Siyaset felsefesinin metafiziksel boyutu, metafizik felsefenin varlıkla ilgili olan alt dalına karşılık gelir. Varlığın neden meydana geldiğini soran, varlığın ne olduğunu belirleyen metafizik aynı zamanda siyaset felsefesini de içine alır siyaset filozofları bireyi ya da kişiyi etik ve politik açıdan en yüce değer olarak almaktadır. Liberalizm, bireyi temel alan ideoloji ya da siyaset felsefesi anlayışı olarak geçer. Liberalizm tek tek her bireyin eşit ve en yüksek değere sahip olduğunu kabul eder. Bu düşünce biçiminin kurucusu İngiliz düşünür Locke'dur. Klasik liberalizmde birey çoğu zaman kendi içine kapalı, kendi öznelliği içine hapsolmuş ve diğerlerinden büyük ölçüde yalıtılmış yalnız bir varlıktır. Bu düşüncede akıl bireylerin amaçlarına ulaşmasında en belirleyici olandır. Bu düşünce açısından bireysellik dediğimiz şey daha gelişmiş ve yetkin bir hayat doğrultusunda yaşanan bir gelişme sürecidir. Liberalizmin en önemli temsilcileri Locke, Mill, Thomas Hill Green, Isaiah Berlin ve Rawls'tır. Komünoteryanizm, politik analizin merkezine cemaat ve topluluğu koyan toplum teorisi olarak 1980 ve 1990'larda ortaya çıkmıştır. Komünoteryanizmin pozitif ve negatif boyutu bulunmaktadır. Negatif komünoteryanizm ya da cemaatçilik, bireyin yerinde cemaatin yer aldığı düşüncedir cemaat, en genel anlamıyla belli bir mekandaki insan topluluğunu ifade eder. Politik düşünce de genellikle toplumsal grup, kasaba, bölge ve işçi grupları benzeri, üyeleri arasında güçlü bağların bulunduğu ve kolektif bir kimliğe sahip topluluklara gönderme yapan bir anlama sahiptir. Komünoteryanizm, devlet tarafından yönetilmek veya kontrol edilmek yerine, kendisini meydana getiren bireylerin toplamının üstünde ve ötesinde bir şey olarak var olup bireysel hayata amaç yükleyen, bireylerin kendi doğalarına uygun olarak gelişmelerini temin eden bir anlam ve değer kaynağı olarak sivil toplum veya cemaati, en yüksek ideal haline getirir. Adaletin sadece gelenekle ve herkes tarafından paylaşılan bir iyi telakkisiyle ilişki içinde meşrulaştırılabileceğini savunur. Bu düşüncenin önde gelen temsilcileri Alasdair MacIntyre ve Charles Taylor'dur. Siyaset felsefesinin epistemolojik boyutu. Felsefenin önemli dallarından bir başkası, bilgi kavramını çözümleyen, bilgiye nasıl ulaşılabileceğini araştıran epistemoloji ve epistemolojinin bir dalı olarak bireyin karşı karşıya kaldığı problemleri hangi araçları kullanarak çözmesi gerektiğini tartışan metodolojidir. Siyaset felsefesinin epistemolojiyle yakın bir ilişkisi vardır. Bu ilişki aklın toplumsal meselelerde ve politik hayattaki rolüyle ilgili olmak durumundadır. Burada karşımıza temel bir zıtlık, rasyonalizm ve irrasyonalizm karşıtlığı çıkar. Politik rasyonalizm, toplumsal düzenin tesisi ve politik hayatın kuruluşunda akla başat bir konum yükleyen tutumdur. İnsan zihninin dünyanın farklı yerlerinde farklı mantıklar geliştirdiğini veya insan eyleminin yeryüzünün çeşitli yerlerinde farklı tarihsel koşullar altında alternatif yaşama tarzları ya da yöntemleri geliştirebileceğini savunan politik irrasyonalizm muhafazakarlık olarak bilinir. Muhafazakarlığın temelinde ampirik ve kuşkucu bir tavır bulunur. Muhafazakarlık deyince akla gelen önemli düşünürler Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Joseph de Maistre, Hegel, S. T. Coleridge, William Wordsworth, Frederick Novalis ve Mijale Oksot'tur. Yukarıda adı geçen düşünürler tarafından temsil edilen gelenekçi, romantik, paternalist, liberal ve yeni muhafazakarlık gibi en az beş farklı muhafazakarlık türünün hepsinde ortak olan şey, beşeri ve politik meselelerin çözümünde, insan aklının gücüne kuşkuyla bakan bir yaklaşımdır. Muhafazakarlara göre, siyaset felsefesinin makul ve gerçek temelini, özgürlük, eşitlik ve adalet benzeri soyut ilklerden çok tecrübe ve tarih oluşturur. Felsefe dersi 7. ünite özeti. Estetik, giriş, estetik, güzellik ve beğeniye yönelen duyumsal bilgiyi ele alan, felsefenin duyusal değerle ilgili alt disiplinidir. 18. Yüzyılın ortasında kavramı bu anlamda ilk kez kullanan kişi Alman düşünür Alexander G. Baumgarten'dir. Estetik iki ana parça ya da bölümden oluşur. Bunlardan biri estetik olgu ya da fenomenlerin felsefesi olarak estetiktir, estetik burada, estetik özne ve nesneyi, estetik yargıyı, estetik değeri, estetik tutumu ve benzeri bütün boyutlarıyla ele alır. İkincisi, doğrudan doğruya sanatı konu alan, sanatın bir özü olup olmadığını soruşturan, sanatsal yaratıcılığın mahiyeti, sanat eserinin statüsü üzerinde duran sanat felsefesidir. Estetik fenomenlerin felsefesi olarak estetik. Estetik nesne, estetik özne, estetik değer, estetik tutum ve estetik yargı estetiğin konusunu, onun ontik bütünlüğünü meydana getirir. Yani, estetiğin ontolojisi, belli bir beğeni duygusuna sahip estetik öznenin belli bir estetik değer taşıyan estetik nesneye estetik diye nitelenen özel bir tutum ya da yaklaşımla yönelmesinin ardından verilen estetik yargıdan oluşur. Estetik nesne, insanın estetik tutumu ve algısı içine giren her türlü objeyi ifade eder. Bu bir doğa manzarası, bir insan olabileceği gibi farklı alanlarda üretilmiş resim Heykel, şiir gibi sanat eserleri de olabilir. Estetik nesne bir yönü itibariyle fiziki bir şeydir ama estetik tutum veya dikkatin konusu olan nesne fiziki bir şey olmayıp onun ifade ettiği şey veya anlamdır. Estetik değer bir eserdeki duyusal ve formal bütünlüğün güzelliği meydana getirmesidir. Başka bir deyişle, bir estetik nesnede duyumsal özellik ya da değerleri söz konusu nesnenin dokusundan, renklerinden tonundan, kısacası fenomenal nesneden hoşlandığımızda, o bize duyumsal bir keyif verdiği zaman keşfederiz. Güzellik iki ayrı şekilde değerlendirilmiştir. Birinci güzellik anlayışı klasik güzellik anlayışı olup güzelliği nesnel ve mutlak bir değer olarak alır. Oysa modern güzellik anlayışı, güzelliği öznel ve göreli bir değer olarak görür. Paytagorasçı gelenek de denilen klasik gelenek ilk çağda, Pythagoras'tan başlayıp 18. Yüzyıla kadar sürer. Bu gelenekte güzellik, zaman içinde ahlaki güzellik idesini ve entelektüel ürün ya da eserleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş olup güzelliğin metafiziksel ya da en azından ontolojik boyutunu da açıklıkla ortaya koyar. Bu realist güzellik anlayışında, güzelliğin mutlak ve evrensel bir boyutu kadar, göreli bir boyutundan söz etmek mümkündür. Bu gelenekten gelen Platon düşüncesinde somut şeylerin değişkenliğinden dolayı bunların dışında bir güzellik ideası olduğu düşüncesi hakimdi. Modern gelenek ise 17. Yüzyılda ilk kez sofistlerde ve epikürosçularda görülmüş ve 18. Yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Bu geleneğe aynı zamanda hazcı gelenek de denir. Hume, dünyada bir beğeni farklılığı ve çeşitliliği olmakla birlikte, estetik görüsü gelişmiş insanlarla ortak estetik beğeni yargısına da ulaşabileceğini söyler. Shakespeare ve Homeros gibi ortak beğeninin karşılığı olan sanat eserleriyle bir ortak beğeni yargısı oluşabileceğini söylemesine karşın hiyum güzelliğin nesnede değil onu gören öznede olduğunu da ifade etmiştir. Nesnenin tanımladığı güzellik değerini algılayana estetik özne denir. Estetik özneyi belirleyen temel özelliklerden biri, onun bir beğeni duygusuna sahip olması ise ikincisi, estetik bir tutum geliştirmiş olmasıdır. Öznelci perspektiften, bir nesneyi estetik açıdan değerli kılan şey, onun estetik özne ile olan ilişkisidir. Estetik nesne ile estetik özne arasındaki ilgi ise estetik tutumdur. Estetik tutum yarar amacına dönük pratik tavrın karşıtıdır. Bu nedenle estetik tutumun çıkar gözetmeyen bir tavır olması gerekir. Amacı kendinde, diye bilinen bu özelliği ilk kez ve en açık bir biçimde, güzellik karşısında duyulan hoşlanmanın her türlü ilgi, arzu ve çıkardan bağımsız olduğunu dile getiren Kant ortaya koymuştur. Estetik yargı, bilimsel yargıyla ahlak yargısından farklı olarak bir beğeni yargısıdır. Estetik öznenin estetik nesneye, estetik tutum tavrıyla yöneldikten sonra gerçekleştirdiği estetik değer yükleme edimi şeklinde de tanımlanabilir. Estetik yargıda bulunurken kişinin estetik nesne ile bireysel kurduğu temas esas alınır. Belirli kural ve yasalara dayalı bir yargıdan değil, kişinin estetik temasının samimi yargısından bahsedilir. Estetik öznenin herkesi aynı şekilde etkileyen belirli nesnel yasaları olmadığı için Hume ve Kant'ın da söylediği gibi, estetik yargıyı belirleyen nesnenin evrensel yasaları değil, onu deneyimleyen kişinin öznel tepkileridir. Kant Hazın öznelliğini estetik nesne ile kurulan ilgi de zihinsel temasın karşılığı olarak görür. Sıradan olanın hazzı ile estetik anlamda beğeni yargısını, salt hoşlanma ve hazza dayanan röleşvizminden korumak için Kant, tekil olan böyle bir yargının evrensel onay talep etmesini temel kabul eder. Estetik deneyimi tüm önyargılardan, arzu ve pratik olanın kuşatmasından bağımsızlaştırabildiğimiz zaman evrensel olan, saf bir beğeni yargısına, ulaşmış oluruz sanat felsefesi, estetik olarak sanatın sınıflandırmasını, ahlak ve hakikatle ilişkisini sanat felsefesi yapar. Sanat, ilk kez Aristoteles tarafından, insanın üç faaliyet alanı, anlama, öğrenme, bilme, teoriya, eylemde bulunma, praksis, bir şeyler meydana getirme, poyasız, olarak sınıflandırılmıştır. Üretme faaliyeti, ya kullanım değeri taşıyan faydalı şeyler ya da estetik değer taşıyan güzel şeyler meydana getirme olabilir. Birincisine zanaat denirken ikincisine sanat denir. Sanat, temel işlevi güzeli meydana getirmek, güzellik yaratmak olan öznel faaliyet olarak tanımlanabilir güzel sanatlar, ilk çağdan bu ya da farklı ilke ve ölçütlere göre sınıflandırılmışlardır. Birinci sınıflama tarzı hiyerarşik düzene göre sınıflamadır. Bu sınıflama tarzı sınıflamayı yapan filozofun öznel ölçütlerine göre yapılır. Örneğin, Platon'un ideal devletine uygun olmayan sanat, Hegel'de duyusal zihnin ifadesi olarak büyük önem taşımaktadır. Sanatın ne olduğu ve diğer alanlardan farkı geçmişten beri tartışılmış, buna teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan özcülük, sanatın özünün sanatsal faaliyette, sanatçıda, sanat eserinde yani temsil, ifade ve formda diye tanımlar. Platon'un mimesis, taklit olarak ele aldığı sanat Aristoteles'te duyuların arınması, dışa vurumu olarak da anlatılır. Clive Bell gibi 20. Yüzyıl özcü düşünürleri, sanatın sadece estetik veya sanatsal unsurlar üzerinden tanımlanabileceğini savunur. Özcülük karşıtları ise sanat eserinde tanımlanabilecek ortak unsurların olamayacağını savunur. Wittgenstein, böyle bir ortak özün olmadığını söyleyen analitik felsefecidir. Özcü anlayışa karşıt olarak sanat sosyolojisi, dilin tarih içinde olgunlaştığını ve sanatın değişen zamanın dilinden ve kültürel ikliminden bağımsız olamayacağını savunur. Marksist düşünce bu anlayışın en önemli temsili, yine 20. Yüzyıl düşünürlerinden Arthur Danto önemli savunucularındandır. Özcü kuramlardan, temsil ve taklit olarak sanat öncelikle Platon felsefesinde karşımıza çıkar. Platon sanatı ruhumuzun iyi gözeten akıllı yüksek bölümüne değil, akıl dışı, coşkun ve taşkın tarafına hitap eden, değişen nesnelerin bilgisinden beslenen, görünenlerin yansıması yani taklidin taklidi mimesis olarak ele alır. Özellikle gençlerin bazı şairlerden etkilenmesinden dolayı ideal devlet anlayışında şairlere yer vermez. Özcü kuramların karşıtı olarak ifadeci kuramı görmekteyiz. Sanatı insani duyguların ifadesi olarak gören ifadeci kuram, özcü kuramın sanat eserinin dış dünya ile kurduğu bağ yerine sanatçının eserinde anlatmaya çalıştığı içsel anlam yani eserin manevi içeriği üzerinden sanatı ele alır. Eseri ortaya koyarken benzetmekten çok hissetmek temel anlatım biçimi olur. Hissedileni ifade etme, görünenin yansımasından farklı olarak özgünlük ve biriciklik kazandırmaktadır esere. Elbette bir ifadenin esere dönüşmesinden sonra taklitleri çıkabilir. Anlatılmak isteneni yeni bir dil koyarak ifade etmek sanatta yaratıcılığın en üst noktası olarak kabul edilir ve bu seviyeye eren sanatçıya deha gözüyle bakılır. Sanatçı yaşadığı dünyayı eserleri yolu ile mucizevi bir dönüşüme tabi tutarak bir başka dünyanın sanat dilinin içinde anlatmasını sağlamaktadır. Robin George Collingwood ve özellikle Benedetto Croce ifadeci anlayışın en önemli isimleri olarak karşımıza çıkar. Croce, bütün sanatların duyguların ifadesi olduğunu, özellikle şiirin duyguları ve ruh hallerini ifade ettiğini söyler. Doğadan edindiği izlenimleri bir senteze tabi tutan sanatçı, bunu hayal gücüyle besleyerek doğada olmayan bir şeyi bir kez deneyimleyerek açığa çıkarır. Asıl ifade sanatçının ruhunda meydana gelerek farklı sanatsal malzemelerle dışa vurulur. Özcü ve ifadeci sanat anlayışından farklı olarak sanatta formalizm sadece formun önemli olduğunu söyler. Sanat eserinin sadece sanatçının içsel anlatımının bir görünüşü olmadığı, içsel ve dışsal anlatımın bir değer taşıdığını savunur. Sanat eserinin sahip olduğu form açısından doğanın sürekliliği olduğunu söyleyen Kant'a göre formun sadece sanata özgü olduğunu söyleyen Bell farklılaşır. Sanatçı kullandığı sanatsal araçlarla, ahenkli bir bütünü yarattığı, anlamlı form, yoluyla nitelikli, bir eser ortaya koyabilir. Anlamlı form sanat eserinin alımlayıcısında yarattığı estetik duygu yolu ile karşılık bulur. Bu duygu gündelik yaşama ait duygulardan farklı, nesnenin formal özelliklerine verilen tepkidir. Formalist anlayışın en büyük açmazı da verilen bu tepkinin anlamlandırılması sürecinin belirsizliğidir. Sanatın içsel veya sanata özgü olandan çok dışsal olanın ifadesi olduğunu söyleyen özcü karşıtı kuramlar sanatı tarihe, topluma, kültüre tabi hale getirirler. Marksist veya gerçekçi sanat anlayışı sanatın sanat için değil toplum için olduğunu ifade ederler. Marksist düşüncede sanat, tıpkı felsefesinde olduğu gibi sadece kendi eylemini gerçekleştiren değil, praksis olarak dünyayı değiştirme görevi de yüklenir. Marksist felsefenin temel figürü Karl Marx'ın sistematik bir sanat teorisi yoktur. Bu anlamda marksist felsefeyi benimsemiş Lukács, Adorno, Altasır gibi düşünürlerin söylemleri öne çıkar. Entelektüel bir faaliyet olarak sanat, toplumu daha adil bir toplum doğrultusunda dönüştürmeyi amaçlayan devrimci bir eylemdir. Sanatın sosyoekonomik ve politik etkileri, sanat eserinin üretildiği ekonomik koşullardan bağımsız değildir. Marksist teoride temel, altyapı ve üst yapı ilişkisine bağlı olarak sanat eseri de bu etkinin dışında değildir. Gerçekliğin ve doğruluğun alanı bilimle, statükonun kendi çıkarları için kullandığı ideolojinin tam ortasında yer alır sanat. Sanat, hayal gücünden beslenen yanıyla birlikte gerçeğe yaklaşan ve bu anlamda ideolojik işlev kazanan, toplumsal değişim araçlarından biri olarak görünür. Frankfurt okulu düşünürlerinden Adorno, sanatın gerçeği yansıtmak yerine, bu gerçekliğin yetkin bir gerçeklik olması, yani yanlışlıktan ve çarpıklıktan kurtulması için ona rehberlik etmesi gerektiği söyler. Özcü sanat anlayışına karşıt bir başka yaklaşım ise kurumsal sanat anlayışıdır. Amerikalı felsefeci George Dickie'nin felsefesine dayanan bu görüş, sanatı felsefe ile sosyoloji arasında bir yere konumlar. Bugüne kadar en önemlilerinden, yerel eserlere, birçok sanat eserinin üretildiğini söyleyen Dickie, Bunlarda sanat eseri olma niteliğini taşıyan iki temel özellikten bahseder. Eserin insan elinden çıkmış olması ve ona sanat eseri statüsü verecek bir sanat dünyasının olması. Kurumsal sanat anlayışı sanat eserini eser niteliğine yükseltecek veya düşürecek sanat insanlarının elinde olması nedeniyle her şeyin sanat eserine yükseltilebileceğini, iyi ile kötü arasında ayrım yapmamasıyla eleştirilmiştir. Amerikalı düşünür Arthur Danton'un öncülük ettiği tarihselci sanat anlayışı yaklaşımı, Dickey'nin kurumsal sanat anlayışı gibi eleştiriye tabi olur. Danto'ya göre, sanatın ne olduğu, belli bir sanat eserinin nasıl yorumlanacağı, sanat eserinin üretildiği tarihsel, kültürel, hatta politik koşullara bağlıdır. Her sanat yapıtı tarihin kendisi, özel olarak da farklılık gösteren kendi koşulları tarafından belirlenir. Sanatın şimdisi, sanatın geçmişi tarafından belirlenir. Cervantes'in Don Kişot gibi bir eserini bu çağda yazmak aynı tarihsel koşullar olmadığından onun sanat eseri olma niteliğini negatif etkileyecektir. Felsefe dersi 8. ünite özeti. Eğitim felsefesi, giriş. Eğitim felsefesi, eğitimin ne olduğunu tartışan onu belirleyen faaliyetleri ve eğitim alanını meydana getiren kavramları sorgulayıp çözümleyen bir yandan da eğitimin amaçlarını ele alan felsefe disiplinidir. Eğitim felsefesi Yunan filozofları Sokrates ve Platon'la başlar. Eğitim felsefesini belirleyen unsurların bazıları aşağıda sıralanmıştır. Öğrenci, eğitilen insan, öğretmen, eğiten kişi, öğretim içeriği, müfredat, eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları. Eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar. Eğitim felsefesinin de tıpkı felsefenin kendisi gibi epistemolojik, ontolojik, etik ve politik boyutları vardır. Ayrıca eğitim felsefesinin yine felsefenin kendisi gibi bütünleştirici, analitik ve eleştirel yönleri vardır. Eğitim felsefesinin bütünleştirici boyutu kuşatıcı bir takım eğitim teorileriyle ortaya çıkan klasik eğitim felsefesinde cisimleşir. Eğitim felsefesinin analitik boyutu, eğitim alanında geçen kavramların analiziyle meşgul olan analitik eğitim felsefesinde cisimleşir. Eleştirel eğitim felsefesi ise, statükoyu koruma, mevcut baskıcı yapıları devam ettirme amacına hizmet eden eğitim anlayışlarını eleştirir. Eğitim felsefesinde, özellikle 20. yüzyılda çok belirgin hale gelecek şekilde üç temel yönelim, eğilim bulunmaktadır. Klasik eğitim felsefesi, analitik eğitim felsefesi, eleştirel eğitim felsefesi, klasik eğitim felsefesinde temel akımlar. Klasik eğitim felsefesi, antik Yunan'dan başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar filozoflar tarafından hayata geçirilmiştir. Klasik eğitim filozofları, idealizm, realizm, naturalizm, pragmatizm, egzistansiyalizm, benzeri genel felsefi sistem ya da akımların eğitim alanındaki temsilcileridir. İdealist eğitim felsefesi, bir takım ahlaki amaçlar üzerine yükselir ve eğitimi çoğu zaman ahlakın bir aracı haline getirir. Böylece eğitim, doğallıkla etiğin, hatta siyaset felsefesinin bir aracı haline gelir. Bu yaklaşımın en önemli temsilcileri Sokrates, Platon ve Kant'tır. İdealizmin eğitim teorisi karşılığını daimicilik eğitim kuramında bulur. Daimicilik, İnsanoğlunun entelektüel ve manevi potansiyelinin gelişimiyle yakından ilgili olan eğitim kuramıdır. Bu kuram, insanlara hemen her yerde kalıcı bir önem ve değere sahip olan şeylerin öğretilmesi gerektiğini, öğretilmesi gereken bu şeylerin de sürekli olarak değişen olgulardan ziyade insanı insan yapan kalıcı değerler, evrensel ilkeler ve ezeli ebedi fikirler olduğunu iddia eder. Daimiciler Eğitimi bir bilgi aktarma süreci, bir talim veya meslek eğitimi olarak görmez. Öğrencilerin hakikati arayan ve hakikate göre yaşayan insanlar haline gelmesini amaç edinir. Okul, idealistlere göre söz konusu koruma ve aktarma faaliyetinin kitlesel ve kurumsal olarak hayata geçirildiği yer olmak durumundadır. İdealist eğitimin müfredatında öncelikle felsefe, matematik, tarih, teoloji ve sanat benzeri temel disiplinler yer alır. İdealizmin eğitim metodolojisi, hakikatin bilgisine ulaşma noktasında diyalektik bir sorgulama ve hakikatin aranmasında öğretmenin rehberliğinde diyalog yöntemine dayanır. Eğitim anlayışı öğretmen merkezlidir. Realist eğitim felsefesi, zihinden bağımsız bir dış dünyanın varlığını kabul eden felsefe görüşüdür. Bu görüşün eğitim alanındaki en önemli temsilcisi Aristoteles olmuştur realist anlayışın eğitim teorisi karşılığını özcülük eğitim kuramında bulur. Özcülük, eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin özsel unsurlarıyla donatmak, okulun en temel misyonunun da insanlık kültürünün temel unsurlarını aktarıp korumak olduğunu savunan kuramdır. Realist eğitim felsefesinde okul, uzman öğretmenlerle donatılmış, Öncelikli amacı öğrencilere sağlam ve sistematik bilgiyi aktarmak ve araştırma kültürü temin etmek olan eğitim kurumudur. Okulun sosyalleştirme veya meslek kazandırma benzeri toplumsal amaçları da olabileceğini kabul eder. Realist eğitimin müfredatında doğa bilimlerine ağırlık verilir. Realist eğitim anlayışı bilim türlerinin, konularının farklılığından ötürü farklı yöntemleri olması gerektiğini savunur. Öğretmen Realist anlayışta, bir bilim adamı veya araştırmacıdan ziyade, bir öğretici ya da eğiticidir. Realist eğitim felsefesi de konu ve öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı benimser. Naturalist eğitim felsefesi, eğitimi anlama, eğitimin amaçlarını belirleme noktasında doğaya, doğanın ayrılmaz bir parçası olan insan doğasına bakılması gerektiğini belirtir. Bu görüşün en önemli temsilcileri, 16. yüzyıldan itibaren İngiliz filozoflar Bacon, Locke esas olarak da Fransız aydınlanmasının düşünürü Rousseau olmuştur. Naturalist eğitim felsefesi, öğretmen ya da konu merkezli bir eğitimden ziyade, ilk kez öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı söz konusudur. En temel ve önemli amaç, modern dünyayı, gelenekten veya geçmişten bağımsız olarak bütün yönleriyle kurup şekillendirecek olan bireyin yetiştirilmesi veya kendisini gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır. Naturalist eğitim felsefesi standart ve değişmez bir eğitim programı, müfredata sahip değildir. Bununla birlikte iki versiyonu vardır. Bilim ağırlıklı versiyonu. Ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklı versiyonu. Eğitimin formal bir eğitimden ziyade, çocuğun doğal biyolojik süreçlerine uygun olarak hayata geçirilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren naturalizm, onun okullara ve kitaplara bağlı olmadığını ileri sürer. Naturalizm, öğrenme bağlamında, çocuğun kendi etkinliği yoluyla öğrenmesine önem verdiği için, öğretim yöntemleri bakımından da geçmişten radikal bir kopuşu ifade eder. Naturalist eğitim felsefesi, öğretmenin esas itibarıyla gözlemci ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olması gerektiğini savunur. Pragmatist eğitim felsefesi, eğitimin bireysel yönüne olduğu kadar sosyal boyutuna da önem verir. Bireyin sağlıklı gelişimine olduğu kadar toplumun demokratik ilkeler doğrultusunda inşasına da katkı yapar. 20. yüzyılın başlarında ABD'li filozoflar Charles Sanders Peirce William James ve John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Pragmatist anlayışın eğitim kuramı ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır. Pragmatist eğitim felsefesi, insanların özellikle bilimsel yöntemi kullanarak kültürü yeniden yaratma, değişmenin doğrultusunu belirleme ve bu süreç üzerinden de kendilerini ve geleceklerini şekillendireceğini düşünür. Pragmatist anlayışta eğitimin hem muhafazakar hem de liberal bir boyutu vardır. Toplumun değerlerini ve bilgisini koruyup kuşaktan kuşağa aktarırken bir yandan da bireyi ve toplumu dönüştürür. Pragmatist eğitim anlayışı, eğitim ve okulun, okul sonrası gerçek hayata bir hazırlık olarak görülmesine karşı çıkar. Pragmatist eğitim felsefesinde okul eylemle bilgiyi, teoriyle pratiği bir araya getiren bir mekandır. Rusya'yla başlayan çocuk, öğrenci merkezli eğitim felsefesi geleneğinin doruk noktasını oluşturur. Egzistansyalist eğitim felsefesi, nesnel hakikat çağında unutulan öznel hakikate dönüşün önemine vurgu yaparken bireyden hareket eder. Klasik eğitim felsefesinde 20. yüzyılda etkili olan yaklaşımlardandır. Ahlaklılığın kişiliğin en temel karakteristiği ya da en önemli potansiyeli olduğu inancıyla esas olarak ahlak üzerinde yoğunlaşır, sahiciliğe ve kendiliğindenliğe verdiği büyük önemle moral eğitimi öne çıkartır. Egzistansyalist eğitim, hümanist bir karaktere sahip olmakla birlikte aşırı bireyci bir eğitim anlayışı ortaya koymaz. İnsanı, doğruları ve normları kavramsal olarak bilen salt bir bilgi varlığı olarak görmez. Eğitimi sadece belli türden bilgilerin aktarılması olarak değerlendirmez. Egzistansyalist eğitim anlayışında en yüksek amaç, öğrenciyi kendisine döndürmek, varoluşunun farkına vardırmak bireyin varoluşunun tüm yükü ve sorumluluğunu üzerine almasını sağlamak ve bir kişisel kimlik bilinci kazanarak kaderinin belirleyicisi olmasını temin etmektir. Egzistansiyelist eğitimde genel amaç, gerçek anlamda eğitimli bir kişi idealine bağlı olarak 5 alt başlık altında ifade edilir. Bu genel amaçlar aşağıda sıralanmıştır. Kişinin daha sayıcı olması amaçlanmaktadır. Kişinin daha manevi bir şekilde yaşaması amaçlanmaktadır. Kişinin eleştirel bir bakış açısına sahip olması amaçlanmaktadır. Kişinin bir kişisel kimlik duygusu oluşturması amaçlanmaktadır. Kişinin başkalarına karşı empatik bir bilinç geliştirmesi amaçlanmaktadır. Analitik eğitim felsefesi. Analitik eğitim felsefesi, kavram analizi yöntemi aracılığıyla ve bu arada felsefenin diğer yerleşik disiplinlerinde elde edilen bulgulardan da yararlanarak eğitime ilişkin sistematik bir soruşturma işiyle uğraşır. 20. yüzyılın ikinci yarısının hemen başında ortaya çıkmıştır. Analitik eğitim felsefesi açısından eğitimin iki temel yönü olmak durumundadır. Hem ahlaki ve teknik değerleri aktarmakla, uygun bilgi ve becerileri bir yandan kazandırıp bir yandan da dönüştürmekle ilgili normatif bir sistemdir. İdari bir sistem olarak söz konusu değerleri ifade etmek yanında, tarihsel koşullar tarafından yaratılmış büyük ölçekli sosyal ve kültürel üst yapıları yansıtan okullardan oluşur. Analitik felsefecilere göre eğitim terimi, üç farklı şekilde kullanılır. Sosyolojik kullanımı, sadece çocuğu sosyalleştirici, onun kültürlenmesini temin eden pratik ya da uygulamalara vurgu yapılır. Kurumsal kullanımı, bir kimsenin okullardan ya da formal eğitim kurumlarından aldığı etkilerin bir sonucu olan gelişimine gönderme yapar entelektüel aydınlanmayı temel alan kullanımı, bilgisel gelişimi, moral gelişim ve uygun bir karakter formasyonuyla tamamlamaya çalışır. Analitik eğitim felsefesinin ilgilendiği diğer önemli bir konu da eğitimin amaçları yani eğitimsel faaliyetler sonunda varılması istenen hedeflerdir. Eğitimin amaçları genel olarak iki grup altında incelenmektedir. Bu amaçlar aşağıda sıralanmıştır. Özsel, asli, amaçlar, bireysel amaçlar araçsal, arızi, amaçlar, kamusal amaçlar. Eğitimin özsel amaçlarından eğitim özünden bireyin kendi gelişimi için istenir. Eğitimin özsel amaçları modern eğitim anlayışını da temsil etmektedir. Özsel amaçlar arasında özgürleşme, özerklik, eleştirel düşünme, ahlak eğitimi başta gelmektedir. Eğitimin araçsal amaçlarından eğitimin bireyden ziyade toplumu gözeten amaçları anlatılmak istenir. Eğitimin özsel amaçları eğitim dışındaki başka bir amaca katkıda bulunmaktadır. Eğitimin araçsal amaçları arasında iyi yurttaş yetiştirme, kalifiye eleman yetiştirme gibi amaçlar anlaşılmaktadır. Eğitimin işlevleri, eğitim teriminin farklı kullanım biçimleri ve eğitimin amaçları aydınlanma anlamında eğitimin belirleyici unsurlarına veya temel ölçütlerine götürür. Analitik eğitim felsefesinin incelediği diğer önemli bir konu da eğitimli kişinin özellikleri ya da tanımlanmasıdır. Eğitimi belirleyen en temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır. Değer ölçütü. Eğitimli insanın değer sahibi insan olduğudur. Değer ölçütü. Eğitimli insan bilgi sahibi insan anlamına gelmektedir. Usul ölçütü Eğitimli insanın belli bir kavrayışa ve bilişsel bir perspektife sahip olması, doğru ve uygun yöntemleri kullanmasını ifade etmektedir. Eleştirel eğitim felsefesi. Eleştirel eğitim felsefesi 20. yüzyılda klasik ve analitik eğitim felsefesine bir tepki olarak doğmuştur. Aslında eleştirel eğitim felsefesi klasik ve analitik eğitim felsefelerinin bir sentezi gibidir. Eleştirel eğitim felsefesi bir yanıyla negatif, yıkıcı, diğer yanıyla ise pozitif, kurucudur. Eğitim felsefesi bir yanıyla analitiktir. Yani bulanıklıkları ve belirsizlikleri gidermeye çalışır. Ancak eleştirel eğitim felsefesi eleştiri ve analizle yetinmez. Mevcut eğitimin yerine konulması gereken eğitimin nasıl olması gerektiğini söyler. Bu ikinci boyutuyla normatiftir. Eleştirel eğitim felsefesinin temel amacı gerçek bir demokratik toplum için eğitimin çerçevesini belirlemek ve oturtmaktır. Bu amaçla hem eleştirel bir dil kullanır hem de bir imkan dili kullanır. Eleştirel eğitim felsefesi anlayışının özgün karşılığı eleştirel pedagojidir. Eleştirel pedagojinin en önemli ismi Paulo Freire'dir. Freire'ye göre eğitimin Asli veya özsel bir değeri olmayıp insanı, kişileri özgürleştiren, özgür ve adil bir toplum için araçsal bir değeri vardır. Eleştirel pedagoji insan eğitiminin zor ve karmaşık bir iş olduğunu kabul eder. Ancak eleştirel eğitim felsefesine göre günümüz eğitim sistemi bir kriz içindedir. Eleştirel eğitim felsefesi günümüz eğitim anlayışı meslek edindirme ile eş anlamlı hale gelmesini ve eğitimde tekniğe ve akılcılığa çok fazla vurgu yapılmasını eleştirir. Eleştirel eğitim felsefesi eğitimden meslek edindirmenin anlaşılmasından sebebi olarak kapitalist sömürü düzenini sorumlu görür. Eleştirel eğitim felsefesine göre aklın doğaya hükmetmek için kullanılması gerekmesine karşın akıl insanlara hükmetmek için kullanılmaktadır. Eleştirel eğitim felsefesine göre eğitim özünde politik bir etkinliktir. Güç sahipleri ve çıkar grupları eğitimi pratiklerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir. Eleştirel eğitim felsefesine göre toplum tabakalara ayrılmış sınıflardan oluşmaktadır. Günümüz dünyası bu sınıflar arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. Günümüz eğitim sistemi ise söz konusu hakimiyet ilişkilerini koruyup yeniden üretmek üzere tasarlanmıştır. Eleştirel pedagoji, önce mevcut yapıyı ve adaletsiz hakimiyet ilişkilerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermeyi amaçlar, sonra da onun gerçek demokrasiye ve adalete hizmet edecek şekilde dönüştürülmesi için uğraşır. Freire'ye göre klasik eğitim anlayışı baskıcı ve otoriterdir. Bu otoriter eğitim anlayışına bankacı eğitim anlayışı adını veren Freire, onun mevcut düzenin daha adil ve demokratik bir düzen doğrultusunda değişmesine katkıda bulunmak insanları özgürleştirmek gibi bir amacının olmadığını dile getirir. Klasik eğitim anlayışı, toplumdaki egemen güçlerin tahakkümünü devam ettirmeyi amaçlar. Tahakkümü devam ettirmenin en etkili yolu bilinç kontrolüdür. Bilinç kontrolü ise eğitim yoluyla gerçekleşir. Eğitim anlayışını ezilenlerin pedagojisi olarak nitelendiren Freire, gerçek eğitimin bireylere hayatta işe yarayacak bilgiler sunması gerektiğini sosyal güçleri tanıtması gerektiğini, eleştirel bir bilinç oluşturması gerektiğini savunur. Freer, eğitimi öğretmen ve öğrenci arasında iki yönlü bir süreç olarak görür. Ona göre bilgi öğretmen ve öğrencinin ortak ürünü olmalıdır. Öğrenciler bir diyalog süreci içinde eleştirel bakabilmeyi öğrenmeli, eylemleri yolu ile dünyayı etkileyebileceklerinin farkına varmalı ve yaşadıkları toplumu dönüştürebilmelidir.